Selamünaleyküm dostlar. Yırtık Ruh isimli hikayemizin ikinci bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümü dinlemediyseniz o bölümü dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Yokluğun içimde duvarlar örer. Nasıl kan toplar girişlerinde? Ahmet Akif Varlı. Bisikletimin yanından uzaklaşıp İhtişamlı binanın içine doğru yol aldım. Girişte Metin Hoca ile karşılaşmıştık. Selam verdim, selamımı aldı ve "Bugün ders sen anlat Akif, ben de öğrencin olarak seni dinleyeceğim" deyip omzuma vurdu. Beni hazırlıksız yakalamıştı. Amacı da zaten hazırlanmadığım bir konuyu nasıl anlatacağımı görmek olmalıydı. "Tabii ki hocam, fakat bir ricam olacak sizden." "Nedir?" diye sorduğunda merdivenlere çıkıyorduk beraber. Tuttuğum nefesimi yavaşça verip sorusunu cevapladım. Son sınıfların dersine girmesem, tek kaşını havaya kaldırıp "O neden?" diye sordu. "Hocam, siz yokken de ders anlattım biliyorsunuz. Anlatmamda sorun yok ama bazı hanım arkadaşlarımız aramızdaki az olan yaş farkını görmezden gelerek karşısındakinin bir hoca olduğunu unutuyor. Fazla cüretkarlar maalesef ki. Anlatabildim mi bilmiyorum ama..." Cümlem bitince dikkatle Metin Hoca'ya baktım. Gülüyordu. Omcuma yavaşça vurdu. "Yakışıklı bir delikanlı olmak dert tabii. Anlıyorum. Bugünlük idare et. Ben de olacağım yanında nasılsa. Bundan sonraki süreçte bu konuyla ilgili ne yapabileceğimi düşüneceğimi anlaştık mı?" "Anlaştık tabii. Teşekkür ederim" deyip gülümsedim ve birer çay içmek üzere odasında biraz oturduk. Çaylar bitince dersimiz olan sınıfa geçtik. Sohbet ederek. İlk dersler alt sınıflaraydı ve daha rahat geçmişti. Anlatabilmek, daha doğrusu anlayabilmeleri açısından zordu çünkü ilk kez karşılaşıyorlardı bazı şeylerle. Eskiden öğrendiklerini unutturup yerine yenilerini inşa ediyorduk. Fakat yaşça küçük oldukları için rahat ediyordum. Son sınıflardaki ders saatinde sıkıntıyla içeriye girdim. Sonra Metin Hoca'nın varlığından güç alıp kendimi rahatlattım ve derse başladım. Bakışlarım sınıfta kısaya dolaştığı bir aralıkta cüretkar öğrencimin derste olmadığını fark ettim. Bu beni daha da rahatlatmıştı ve dersin kalanını daha dinç bir şekilde anlatmıştım. Günün sonunda Metin Hoca ile beraber sınıftan çıktık ve odasına doğru yürümeye başladık. İçeri geçip karşılıklı oturduk ve Metin Hoca'dan bugünkü performansım hakkındaki görüşlerini dinledim. Eksiklerimi de çok iyi olduğum kısımları da ustaca açıklayıp tahlil etmişti. Sohbetimizi kapının tıklatılma sesi böldü. Metin Hoca "gir" dediğinde ikimizin de bakışları kapıya çevrildi. İçeriye giren adam başıyla selam verip yanımıza doğru yürümeye başladı. İkimiz de tokalaşıp karşımdaki koltuğa oturdu. Tanımadığım bu adamı kısaca süzdüm. Uzun boyluydu, yapılı bir vücuda sahipti ve yaşı ilerlemiş olsa da genç görünüyordu. Beyaz saçları gürlüğünden bir şey kaybetmemişti. "Ben Çetin Akat. Sizler de doçent doktor Metin Güçlü ve asistanı akademisyen adayı Ahmet Akif Varlı olmalısınız" diyerek ikimize de bakışlarını gezdirdi. Hayatımda hiç tanımadığım ve görmediğim bu adamın beni tanıması şaşırmama yol açmıştı. Adamın söylediğini doğrulayarak başımızı salladık. Metin Hoca misafirimizin kendilerinin tam olarak kim olduğunu kibarca sorarken ben de cevabını merakla bekliyordum. "Bendeniz Akad reklam ajansının sahibi Çetin. Aynı zamanda son sınıf öğrencilerinizden Helin Akad'ın babasıyım." Tüm merakım sönmüş gitmişti duyduğum isimle. Yine de adama karşı ön yargılı olmamaya karar verdim. Sonuçta ne için burada olduğunu bilmiyordum. Hem bugün kızı yoktu derste, belki bir şey olmuştu da ondan gelmişti adam. Memnun olduğumuzu söyledik. İçecek ikramımızı reddeden adamla 15 dakikalık bir hal hatır faslına girdikten sonra saatine baktı Çetin Bey. "Benim önemli bir toplantım var. İzninizle bugün burada olma nedenime geleyim hemen" deyip bana döndü. "Sizinle konuşmak istiyordum Ahmet Akif Bey." "Tabii buyurun, dinliyorum" dedim ve arkama yaslandım. Adam henüz konuşmaya başlamadan Metin Hoca'ya kalktı. "Ve siz konuşun. Benim halletmem gereken ufak bir işim var. Az sonra geliyorum" diyerek ayrıldı yanımızdan. Çetin Bey konuşmaya devam etti. "Kızımın eğitimi için her şeyi yaptım. Onun hayalleri benim için çok önemli. Şimdiye dek hiç benden özel olarak bir şey istememişti. Fakat geçen gün özel ders almak istediğinden bahsetti. Kızımın isteği benim için her şeydir. Hemen bir hoca ayarlayacağımı söyledim fakat istemedi. Sizin anlatımınızdan anladığı ve sizden ders almak istediği konusunda epey ısrarcı. Burada olma sebebim açıkçası bu konu." Adama saygısızlık yapmak istemezdim. Kızı için karşımda olan bir babaydı yalnızca. Kibarca özel ders vermediğimi belirttin fakat ısrarcıydı.
Ses tonumu biraz daha sertleştirip yeni bir red bıraktım aramıza. Bakın Çetin Bey, özel ders vermeme konusunda kesin kararlıyım. Burası da zaten bir lise değil, üniversite. Gençlerimiz yetişkin bireyler. Ben de öyle. Beni anlayabileceğinizi umuyorum. Öyle bir niyetim olsa dahi kız öğrencilerimi değil, erkek öğrencilerimi öncelikle tercih ederim. Aramızda çok bir yaş farkı olmadığı için hoş bir durum ortaya çıkmıyor çünkü. Metin Hoca'nın geri gelip koltuğuna oturmasıyla odaya bir sessizlik büründü. Adam kararlı olduğumu anlayarak sakince veda konuşmasına girdi. Peki, madem öyle diyorsunuz, fikriniz değişirse belirtirsiniz. Buyurun kartım, ben müsaadenizi isteyeyim. Misafirimizi uğurladıktan sonra Metin Hoca bana göz kırptı sorarcasına. Hayrola, ne iş? Kısaca ona durumdan bahsettiğimde yine güldü. Artık parmağına bir yüzük takma zamanın geldi demek ki Akif. Başını en kısa zamanda bağlamazsak kurtulamazsın bu durumlardan. İnşallah hocam. Niyetim var ama nasip diye mırıldandım. Biraz daha oturduktan sonra ben de müsaade isteyip kalktım. Bisikletime binmeden evvel kulaklıklar yine yerini aldı ve pedalları çevirmeye başladım. Telefonumdaki parçaları dinlerken nefesimi tuttuğumu fark ettim. Bisikleti mahallenin bayırında durdurup aşağı doğru baktım. Alt mahalleler ne kadar da küçük görünüyordu. Alt mahallelere bakmak zihnimi meşgul eden konulardan uzaklaştırmıyordu ama. Zihnimde bir isim dolanıyordu. Çağan. Ah kardeşim, kendini bataklıktan kurtarmak isteyenlere el vermeyip bataklığına aşık olan kardeşim. Zamanını bir öfkenin alevlerinde yakıp kül eden kardeşim. Şu an ne yaptığını merak ettim her ikisinin de. Endişe ve merak şu zamanlar beni ele geçiren en belirgin duygulardı. Bakışlarımı mahallenin manzarasından çekip bisikleti eve doğru sürmeye devam ettim. Ve gelelim kayıtlara. Ses kaydı 15. Geçenki kayda devam ediyorum. Gök gürleyince korkup uyumaya çalışmıştım ve kapatmıştım. Anlatmadığım başka şeyler de var. Ocak ayının sonlarıydı. Karlı değildi hava ama yağmur yağmıştı ve serindi. Benim dertli gün sınavım vardı ve ders çalışıyordum. Üstelik hastaydım da şifayı kapmıştım. Babam geldi odama. Kızım, ben çok yoruldum. Dışarıda odun kestim, ağaçları budadım, onları bizim odunluğa taşıyıver dedi. Baba ya, yarın sınavım var. Hem havada serin ve hastayım, üşüyorum, dursunlar sonra yaparız diye itiraz ettim. Babam inat, hiç dinler mi? Anlar mı? Hemen yap işte. Alırsa yarım saatini alır zaten. Kalın giyin, bir şey olmaz. Ben de hastayım ama onları kestim bu havada diye diretti. Sabrını zorlarsam kızacağını biliyordum. İçimden oflayarak kalktım ve giyinip dışarı çıktım. Odunlarla uğraşmaya başladım. Suratım da sirke satıyordu tabii. Yavaş yavaş taşıyordum ama çok zaman gidiyordu öyle. Ben de çok taşımaya karar verdim. O soğuk havada terlemeye başladım hatta odun taşıdığım için. Neyse işte. Bir sürü odunu kucağıma doldurdum şömelip. Sonra ayağa kalkarken birden dengemi kaybettim. Neredeyse düşecektim. Çok şükür ki son anda dengemi sağladım ama kucağımdaki odunlar dökülmüştü hep. Yavaş yavaş, iyi misin? Sesini duyunca içimden suratıma tek kelime vurduğumda canlandırdım. Yine neden ona denk geldi yani, değil mi? Eve gidiyordu sanırım. Duvarın karşı tarafındaydı. İyiyim deyip tekrar yere çöktüm ve kucağıma dizmeye başladım odunları. Gittiğini düşünüyordum ve kendi kendime söyleniyordum bir yandan da. Hep bu çocuğa rezil oluyorum diye. Ama ne oldu? Yanıma çekip kucağına odun doldurmaya başladı ve rezillik kavramını bunlara kullanma bence. Çünkü gerçekten rezil denecek olaylar varken kendi başına gelenlere öyle diyerek haksızlık etmiş oluyorsun dedi. Gitmemiş ve bana yardıma gelmişti. Üşümem tamamen geçti. İçim ısındı. Çaktırmadan gülümsedim. Belki de haklısın dedim ve ayağa kalktım. O hala kucağına odun dolduruyordu. Sen bıraksaydın ben hallediyordum. Gördük nasıl hallettiğini dediğinde yüzünü görmesem de güldüğüne emindim. Sağ ol ya, iyi ezdin diye mırıldanıp odunları götürmek üzere yürümeye başladım. Ben kucağımdakileri odunluğa bırakıp geri dönerken o da kucağındakilerle odunluğa gidiyordu. Sessizce taşıdık hepsini. Yardım ettiği için daha çabuk bitirmiştim. Son postayı taşırken babamın camdan baktığını gördüm. Başını iki yana sallayıp bana baktı. Bunu da yapamayıp çocuğa mı yük oldun dercesine. Sonra balkona çıkıp Ahmet Akif'e seslendi. Gel oğlum çay içelim diye ama o işi olduğunu söyleyip gitti. Teşekkür bile edemedim. Akşam teşekkür mesajı attım. Teşekkür edecek bir şey yok. Komşuluk vazifemizi yazdı. Aradan yaklaşık 2 ay geçti. Bir gün okulda bahçeye çıkıyorduk Esra'yla. Yine Ahmet Akif'i gördüm. Arkadan Çağan'a benzettim. Önümden yürüyordu.
O da dışarı çıkıyordu. Dümdüz yürüdü, bahçenin ortasında durdu. Biz de Esra ile yürüyorduk bahçede. Bir şeyler anlatıyordu. Hem onu dinleyip hem Ahmet Akif'i gözetliyordum. Çünkü bir adam ve kadının önünde durmuştu ve o adamla kadın Çağ'ın yanındaydı. Ahmet Akif önce adamın eline uzanmak istedi. Adam eline vermeyince kadınınkine uzanmak istedi. O da eline vermedi. Bu sırada biz de yanlarından geçmek üzereydik. Benim senin gibi oğlum yok cümlesini duydum odamdan. Boğazıma bir yumru oturdu. Esra, beni dinliyor musun sen? En son ne dedim diye kolumdan tuttu ama ben şok olmuş bir şekilde durdum ve arkasını dönüp hızlı adımlarla uzaklaşan Ahmet Akif'e baktım. Yumruğunu sıkmıştı. Kısa bir anlığına başını kaldırdığında göz göze geldik. Gözleri nemliydi. İçim gitti. Yemin ederim adamın karşısına geçip sen nasıl babasın dememek için zor tuttum kendimi. Ahmet Akif'in peşinden gitmemek için de zor tuttum. Esra, ne oluyor Dilruba diye elini gözümün önünde salladı. Hızlı adımlarla adam ve kadının yanından geçip uzaklaştım. Esra da tabii peşimden geldi. Bahçeden çıkıp yol boyunca biraz gittim. Kaldırıma oturup elimle nemlenen gözlerimi silerken Esra da bana yetişip yanıma oturmuştu. Ne oldu Dilruba? Neden ağlıyorsun diye endişeyle bakıyordu gözlerime. Çok kırıldı dedim. Çok kırıcı bir tavırdı. Ben bile kırıldım. Esra'ya küçük bir açıklama yaptım. Durumun gerçekten üzücü olduğunu söyledi. O gün Çağ'ın ve Ahmet Akif'in akraba değil kardeş olduğunu kesin bir şekilde anladım. Beynimi meşgul edense neden Ahmet Akif'in ailesiyle değil de babaannesi ve dedesiyle yaşadığıydı ve neden babasının ona bir şekilde davrandığı. Gerçekten de çok kırıcı değil mi? Nasıl bir baba evladına der ki benim senin gibi bir oğlum yok diye? Ahmet Akif onlara ne yapmış olabilirdi ki? Oyuncak ayı hediye eden, odun taşımaya yardım eden, çocuklarla vakit geçiren ve iyi bir insan olan Ahmet Akif ne yapmış olabilirdi yani? Bu merakımı engel olamadım. Ahmet Akif'e sormaya çekindim. Belki anlatmaz diye düşündüm. Belki yaralarını kanatırım diye korktum. Öğleden sonraki derslere girmedim. Ertesi gün de dayanamayıp Çağ'a sordum. Söyledikleri kafamı allak bullak etti. O bizi bıraktı. Evi terk etti. Babaannemlerle yaşamayı seçti. Üzülmen gereken o değildi Ruba. Üzülmen gereken benim. En iyi arkadaşım ve en büyük destekçim olan abim beni bırakıp gitti. Hem de bir çuruna. Babama karşı geldi. Sürekli tartıştılar. En sonunda çekti gitti. Beni öylece bıraktı. Annemle babam işteyken evde tek başıma canım sıkılır mı diye düşünmedi. Odamda yalnız kalmaya alışabilir miyim diye düşünmedi. Ondan da her şeyinden de nefret ediyorum. Ona acıma. En azından benim yanımdayken acıma. Bana bunu belli etme. Çağ'ın dedikleri birkaç gün kafamda döndü durdu. Ben kimseye acımıyordum zaten. Değer verdiğim insanların canı yandığı için üzülüyordum. Acımak apayrı bir şey. Ahmet Akif'ten dinlemek istedim her şeyi. Cesaret edemedim sormaya. Hatta bir keresinde okul çıkışı eve yürüyorduk. Tam cesaretimi toplayıp. Ahmet Akif, bir şey soracağım dedim. Sor dedi. Az evvel gelen cesaret puf diye uçtu gitti. Ben de yalandan bir bahane uydurup üniversite için hangi şehri düşünüyorsun diye sordum. Asıl sormak istediğimin bu olup olmadığını anlamış mıydı bilmiyorum ama uzatmadı. Sorduğum soruya cevap verdi sadece. Yüzüne karşı soramayacağımı anlayınca aksam mesaj attım. Kimseye bırakıp gitmediğini söyledi. İnandığı değerlerine laf edilmesinden yorulduğunu söyledi. Hak verdim. Neden bilmiyorum. Ona hak vermek geldi içimden. Ama bir noktada yanılıyordu. Çağ'ın ondan nefret etmiyordu aslında. Çağ'ın öfkesi kendineydi. Çırpınıp durduğu bataklıktan kurtulamıyor. Kurtulamadıkça öfkeleniyordu. Oysa Çağ'ın o bataklıktan kurtulmayı kendi istemiyordu. İsteseydi kendine uzanan elleri tutardı. Sınıftaki birçok kişi de ben de, bazı öğretmenlerimiz de dahil herkes ona el uzatmıştı. Ama o tutmamakta ısrarcıydı. Kendine uzatılan ellerin üzerindeki tek tük lekelere odaklanıyordu sadece. Bence Çağ'ın abisinin ona el uzatmasını bekliyordu. Ahmet Akif'in zamanında el uzatmıştır elbet o ama tutmaya korkmuştur Çağ'ın. Belki de babası ve abisi gibi olmak istemediği için şimdi ise tekrar ihtiyaç duyuyordu öyle. Ama bilmiyorum şu an bile Ahmet Akif ona elini uzatsa tutar mı Çağ'ın? O elin sahibinin öfkeli olduğunu öne sürüp tutmaya da bilir. Yapabildiğim tek şey dua etmek. Ve ses kaydı 16. Merhabalar. Konuş konuş bitmiyor. Hayatımı yazsam roman olur. Evet, böyle bir giriş iyi oldu çünkü tam da yazmak konusundan bahsedeceğim. Ama kaydın sonlarında. Çünkü bu konu daha dün oldu. Ben önce eskileri tamamlayayım.
Ahmet Akif ile mesajlaştığımız o günün hemen sonrasında anneannem bizi çaya çağırdı. Süleyman dedem, Hatice teyze de geldiler. Süleyman amca diyordum eskiden, evet. Ama beni alıştırdı kendine dede belirtmeye. Nasılsa gerçekten dedem gibi adam. Yine bana harçlığım olup olmadığını sordu. Teşekkür edip babamın zaten verdiğini söyledim ama dinlemedi. Cebinden 30 lira çıkarıp uzattı. Süleyman dede, sen cebinde sakla paranı. Ben lazım olursa isterim. Söz. Çok teşekkür ederim dedim. Kaşlarını çatıp anneanneme baktı ve dedi ki, aynısını bizim oğlan dedi geçen gün. Sen cebinde sakla paranıymış. Heh yavrum, cebimde bana ağırlık yapıyor. Al şunu da kızdırma, küstürme dedeni. Utana sıkıla aldım ama söylediğini de hiç unutmuyorum. Çok güldüm içten içe. Cebinde ona ağırlık yapıyormuş. Sonra bir gün evde oturuyorduk. Saat geç, hava kararmış. Berra bebekleriyle oynuyordu yanımda. İçeride sinekler gezdiğini fark edince koşarak yanıma geldi ve kucağıma oturdu. Abla, sineklerle kelebekler niye uyumuyor diye sordu gözlerini merakla kocaman açıp. Ben de güldüm ve yanına kocaman bir öpücük kondurdum. Bilmem ablam, uykuları yoktur dedim. Bu kez dönüp neredeyse beğenirsin. Ama otlar uyuyor. Gel de yeme bu çocuğu. O kadar akıllı ki maşallah. Şu sözümü de buraya bırakmadan edemeyeceğim. Şu hayatta otobüs beklediğim kadar hiçbir şey beklemedim. Evet, bunu da yine bir sabah okul için duraklarda beklerken söyledim kendi kendime. Bu kayıt güzel şeylerle doldu. Güzel şeylere devam etsin. Bir keresinde oturuyorduk İlki ablaların balkonunda. İlki abla anneme dönüp, Nurcan yenge, sizin araba bu orada değil miydi? Niye pembe oldu diye sordu. Aşağıda park edilir arabamızı gösterip. Aslında arabanın renginde bir fark yoktu. Onun gözüne öyle gelmiş olmalıydı. Annem de dalgasına, canımız istedi, değişiklik olsun dedik ve pembe yaptık. Haftaya da mavi yapacağız. Hatta sonraki haftada sıra düşünüyoruz diye cevap verince hepimiz gülmeye başladık. Böyle anlatınca komik gelmiyor pek ama yaşayınca anlıyor insan. O anların içinde olunca. Az evvel bir şey dinliyordum. Senay Demirci'nin videolarından. Şu cümle beni çok etkiledi. Varlığın kalabalıklar içinde bir sıradanlık değil. Sevildiğini bil. Rabbin seni seviyor. Bunu da paylaşmazsam olmazdı. Dinledim demişken, okul kapanmadan önde Erdal Hoca'ya dersimiz vardı. İsterseniz ben anlatırken arkada bir fon çalsın, iyi gelir hem sizlere de diyerek ne sesi açtı. Durum böyle olunca bir 10 dakika müziklere geldi konu. Müzik hakkında konuştuk. Erdal Hoca'nın şu cümlesi beni çok etkiledi. Bizim medeniyetimizin müziği ruha hitap eder. Gerçekten de öyle. Nefse değil de ruha hitap ediyor. Şimdiki şarkılara ve sözlerine baksana. Çoğuna tahammül edemiyorum. Çarşı pazarda gezerken dükkanlardan kulağıma kısaca çalışanlarına bile. Ben yazmak olayından da bahsedecektim ama bir dahaki kayda kalsın. Şu an gitmem gerek. Sonrasında gözlerin kalbime değmeden önce acılar, gülüşler, düşler neredeydi? Ahmet Akif Valli. Babaannemle bugün konuştuğumuz konu zihnimde dönüyordu. Berra'nın okuluna gitmesi gerekiyordu. Fakat ne Berra okula gitmek istiyordu ne de benim yüreğim onu okula göndermeye el veriyordu. Onu da almasından korkuyordum. Onun da hayatını mahvetmesinden korkuyordum. Berra'yı evden, yanımdan ayıramazdım. Ama derslerinde de geri kalacaktı. Ne yapmam lazımdı? Tabii ya, ben ne güne duruyordum. Nasılsa bu kız daha 3. sınıfa gidiyordu. Altı üstü ne anlatıyor olabilirlerdi ki okulda? Ben de öğretebilirdim ona hepsini. Geri kalmazdı derslerinden. Koltuğa uzanmış ve çizgi film izleyen Berra'ya tebessüm ederek baktım. Ne kadar da masumdu. Kara gözlerini bana çevirdiğinde gözlerimle karşılaştığına memnun olmuşçasına gülümsedi. Berra, abicim hadi gel gidiyoruz deyip ayağa kalktım. Merakla oda ayaklanırken nereye diye sordu bana. Eşyalarından birkaç şey alacağız dediğimde suratındaki heyecan soldu. Annem de evdedir değil mi? Ya beni istemezse? Ya yine tanımazsa? Önünde diz çöktüm ve yanaklarını okşadım hafifçe. Bak abicim, anneler her zaman çocuklarını ister. Unutmazlar hiç. Hem senin gibi tatlı bir kızı kim nasıl istemesin, unutsun. Annen sadece biraz hasta. İyileşecek ve yine her şey çok güzel olacak, tamam mı güzelim? Ablamı da getireceksin değil mi? Hep beraber yine umutlu oluruz değil mi Ahmet Akif abi? Kararlı bir şekilde baktım gözlerine ve başımı salladım. Evet tabii ki. Sen sadece dua etmeye devam et. Hadi gel şimdi deyip elimi uzattım. Minik elini elimin arasına bıraktı. Babaanneme seslenip evden çıktık. Nurcan teyzelerin kapısını çaldıktan sonra uzun süre beklemek zorunda kaldık. Israrla çalmaya devam ettim.
Sonunda kapı hafifçe aralandı ve aylar içinde yıllarca yaş alan kadıncağız uzattı kafasını aralıktan. Bakışları önce beni buldu, sonra anne diye hevesle atılan küçük kızı görünce bir an afalladı. Kapı sonuna dek aralanıp da ikisi birbirlerine sıkıca sarıldığında gözlerime bir yanma hissi işgal etti. Akif, gel içeri oğlum deyip bana yol veren Nurcan teyzeye başımla selam verdim ve içeriye girdim. Şu anki davranışlarına bakarsak iyi olduğu zamana denk gelmiştik. Elhamdülillah. İçeriye geçip oturduğumuzda ilkin sessiz kaldık, sonunda sessizliği bozan yine oldu. Yalvaran gözlerle bana bakıyordu ve ben onun gözlerindeki çaresizliği gördüğümde bir kez daha düşüyordum. Hemen ardından daha güçlü kalabilmek için ''Akif, kızımı bana bul, oğlumu getir tedavi ettirelim, ailemi toplamama yardım et, ben bir şey yapamıyorum. Az sonra yine kafam gidebilir, sizi tanımayabilirim. Asla aldırma o zaman söylediklerimi, lütfen yardım et sadece.'' Gözlerinden aşağı birkaç damla yaş döküldü Nurcan teyzenin. Berra'nın etkilenmemesi için ''Berra, odana gidip okul kitaplarını toparla abicim.'' diyerek gönderdim onu. Nurcan teyze yanıma gelip biraz ötüme oturdu. Nemli yanaklarını tülbentin ucuyla silip gözlerime baktı. ''Kızımın onun hiçbir suçu yok. Bunları hak etmedi. O ister miydi hiç babasına bir şey olsun? O ister miydi ailemiz bu hale gelsin? O yaşamak için çırpınıp duran yaralı bir kuş gibiydi. Herkesi sadece sevdi. Sevmekten kaybeder mi insan? Sevmekten zarar görür mü?'' İçimdeki yangın odun atmaya devam ediyordu sözleriyle. ''Nurcan teyze'' diye bir cümleye başlayacak oldum ama beni susturdu. ''Yine kafam gitmeden bırak da konuşayım oğlum. Benim kızımın yaptığı tek hata sevmekti. Sevdiklerine kötü sıfatları yakıştıramamaktı. Sevmeyi bırakamamaktı. Sevmeyi hiç hata olarak görmedi yine de. Sakın unutma Akif, o en çok Berra'yı ve seni sevdi. Hatta öyle bir zaman geldi ki sevmekten bile nefret etti ama senden edemedi. Sevdiklerinden edemedi. Bunu ben söylemiyorum. Dün odasına girip etrafı karıştırdım. Defterinin kenarına eleştirmiş bu cümleyi. Sevmekten bile nefret ettim, senden edemedim. Unutma Akif, dedi ve sustu. Elini başına götürdü ve gözlerini acıyla yumdu. Ne alacaksanız alın hemen. Sonra da Berra'yı götür. Kirpiğimi asılı kalan damlayı hızla sildim kazağımın koluna. Yüreğimdeki ateşi iyice ağırlamıştı Nurcan teyzenin sözleri. Zihnimde sevmekten bile nefret ettim, senden edemedim cümlesi yankılanıp dururken hızlı oturduğum yerden kalktım. Odadan çıkmadan önce söz Nurcan teyze, her şey düzelecek cümlelerini bıraktım ona. Sonra da Berra'yı kontrol etmek üzere odasına gittim. Çantasını eşyaları dolduruyordu. ''Berra, sen lazım olan her şeyi toparla abicim. Kitaplarını unutma sakın. Ben ablanın odasından bir şey alıp geliyorum.'' Başını sallayıp gülümsedi ve çekmecesini karıştırmaya devam etti. Dilruba'nın odasına tekrar girdiğimde ilkin sadece durup gözlerimi yumdum. Odadaki farklı hissettiren o havayı içime çekip sessizliği dinledim. Gözlerimi açtığımda ise ilk iş olarak vadiyi aradım etrafta. Geçen sefer fark etmemiştim hiç ortalarda. Ama bu kez buldum. Vadiyi de buldum, paragraf kitabını da. Elimde tuttuğum test kitabı beni geçmişin kollarına atarken bir yandan da sayfalarını aralayıp karıştırmaya başladım. Nedense gülümsetmişti beni kitaba eleştirilmiş el yazıları. Odanın kapısı aralanıp Berra yanıma koşunca geçmişten sıyrılmıştım. ''Akif abi, annem yine tanımadı beni. Hadi artık gidelim lütfen. Anneanneme söyleyelim, o gelsin.'' Berra'nın eline sıkıca tutup yan odaya geçtim. Hazırladığı çantasını omuzladım ve evden çıktık. ''Aa, Vadi. Evet, küçük hanım Vadi. Sevgili ayıcığımız. Ben tutabilir miyim? Ablam benden hep saklıyordu onu. Oynamama izin vermiyordu.'' ''Tutabilirsin prenses ama zarar verecek şeyler yapmak yok. Anlaştık mı? Ablan dönünce üzülür sonra.'' ''Anlaştık.'' Eve döndüğümüzde Berra beni ders çalışmaya yarın akşam başlamak için ikna etmiş ve Vadi ile oynamaya başlamıştı. Babaannem alt kata inip Nurten teyzeye haber vermiş, beraber Nurcan teyzenin yanına gitmişlerdi. Nurten teyze de harap oluyordu kadıncağız. Kızının ve torunlarının başına gelen imtihan ona da ağırlık yapıyordu. Aklı gidip gelen kızının yanında olmaya çalışıyordu çoğunlukla. Torunlarına dua ediyordu. Kendi de hasta olduğu için toruna dahi bakamıyordu ve buna üzülüyordu. Bazen gelip Berra ile burada zaman geçiriyordu. Anneanne olmak zordu, anne olmak zordu, kadın olmak zordu, insan olmak zordu. Sıkılarak televizyonu kapattım.
Haber izliyordum ve zaten bülten bitmek üzereydi. Odama gidip telefonları ve kulaklığımı aldıktan sonra içeriye geri döndüm. Berra yanımda oyuncaklarla vakit geçirirken ben de onun telefonundaki ezgileri dinlemeye koyuldum. Vakit iyice geç olduğunda Berra'yı uyuma zamanının geldiğine ikna edebilmiştim. Masal okumamı istedi. Okudum. Berra uyuduğunda parmaklarımın arasında duran masal kitabına dikkatle baktım. Kitabın başını açtım ve ilk masalı okudum. Aldığım ders ise sabırlı olmam ve pes etmemem gerektiğiydi. Ve gelelim kayıtlara. Ses kaydı 17. Tekrardan merhaba. Yarım kalan şeylerle dolu hayat. Bir yarım kaydı daha tamamlamaya çalışıyorum şimdi. Okumaktan ve yazmaktan bahsedecektim, değil mi? Öyleyse 11. sınıfımın sonlarına doğru döndürelim yüzümüzü. Ahmet Akif'in okumayı sevdiğini arada bir elinde gördüğüm kitaplardan anlamıştım zaten. Ama eksik bildiğim bir şey varmış. Okumak kadar yazmayı da sevdiği. Anneannemlerin o tarafa geçtim. Bahçedeki masanın üzerine onun kitapları, defterleri ve kalemleri kaplamıştı. Sınava hazırlanan öğrenci sonuçta. Çalışmak için en güzel yer de bahçe. Ama kendisi yoktu. Ben de sakınca görmeyip sorulara göz gezdirdim ve suratıma buruşturdum tabii. Sonra kenarda duran bir defteri araladım. Ben yine formüllerin falan karşılaşmasını bekliyordum ama güzel bir el yazısıyla yazılmış ucunca sayfalar vardı karşımda. Merak ederek sayfaları çevirdim. Sonra dayanamayıp rastgele seçtiğim birini okumaya başladım. İlk okuduğum deneme tarzında bir yazıydı. Hep okuyanına sorular sorması ilgimi çekmişti. Fotoğrafını da çektim. Dur, okuyorum. Ruhunu hissedebiliyor musun? Ya rüzgarı? Haftada kaç kez başını kaldırıp aya bakıyorsun? Ya yıldızlara, kuşlara duyduğun oluyor mu? Yoksa sadece araba seslerine mi mahkumsun? Kulağına bir çocuk çığlığı doluyor mu bazen? Kimden geldi diye etrafta arıyor musun? Boynu bükük biri görünce yanına uğruyor musun? Akrabalarına hal hatır soruyor musun? Hep başın dik mi yürüyorsun yolda? Okuduğun kelimelerde kendini bulabiliyor musun? Bir masuma silah doğrultulmuş görünce önüne geçebiliyor musun? Acıkınca tıka basa yiyor musun? Birine kızınca arkasından söyleniyor musun? Canının her istediğine sahip oluyor musun? Adımların hep telaşlı mı? Bazen yaşadığını hissetmek adına yavaşlıyor musun? Bir acıya tanık olunca onu kalbinde hissediyor musun? Zamanın hızını sen de anımsıyor musun? Geç kaldığın bir davete mi yoksa Rabbine mi daha hızlı koşuyorsun? Müzik sesini mi, ezan sesini mi tercih ediyorsun? Mezarlıktan geçerken yüzünü mü çeviriyorsun? Okuduğun duanın anlamını biliyor musun? Harama yüz çeviriyor musun? Bugün ne yaptım diye kendine soruyor musun? Geceleri rahat uyuyor musun? Ekmeğini paylaşıyor musun? Yardım isteyene el uzatıyor musun? Sahip olduklarına şükür ediyor musun? Değerlerini biliyor musun? Aza kanaat getirebiliyor musun? Dünyanın yaşanılabilir bir yer olmasına uğraşıyor musun? Haksızlıklara kafa tutabiliyor musun? Zulme karşı dik durabiliyor musun? Mazlumun çığlığını duyurabiliyor musun? Hedefin doktor olmak mı, insan olmak mı? Farzları yerine getirebiliyor musun? Ya sünnetlerle aran nasıl? Geceye beyaz gelencik giydireni tanıyor musun? Gül kokusu duyunca onu hatırlıyor musun? Adaletsizliğe karşı Ömer, hayasızlığa karşı Osman, iffetsizliğe karşı Yusuf, ilimsizliğe karşı Ali, doğruluk yolunda Ebu Bekir, cesaret yolunda Hamza olabiliyor musun? Onun için varından yoğundan vazgeçebiliyor musun Musab gibi? Bir Hifa, bir Süheyb, bir Asım, bir Affan, bir Akif, bir Hübeyb, bir Cafer, bir Numan, bir Ayşe, bir Fatıma, bir Halid, bir Selahaddin, bir Enes, bir Bilal, bir Talha, bir Zübeyir örnek oluyor mu sana? İçindeki saflığı koruyor musun? Üzerine çullanan karanlıklarla savaşıyor musun? Başına gelene teslim oluyor musun? Ölümün varlığını hatırlıyor musun? Aynaya bakınca karşındaki kim tanıyor musun? Peki ya bu sorulara cevap verirken kendine doğruları söylüyor musun? Fe eyne tesebün? Eyleyse fe eyne tesebün ey Abdullah? Bu gidiş nereye Allah'ın kulu? Fe bi eyyü ala rabbikümü tükezziban? Rabbinin hangi nimetlerini yalanlayabilirsin, inkar edebilirsin? Allahu Ekber de ve şahit ol. Eşhedü, ben şahidim. Rabbim bana şah damarımdan daha yakın. Her şeyin maliki o. Affet Rabbim, yalnız senden yardım isteriz ve yalnız senden yardım bekleriz. Affet,
Ümmetim, ümmetim diye ağlayan Resulün hatırını affet. Bize İslam'la şuurlanmayı nasip et. Bize şahit olmayı nasip et. Eşhedü Allahu Ekber. Nasıl etkileyici değil mi? Altına tarih ve adını yazmıştı. O yazmış yani, anlamıştım. Sonra bir de öyküsünü okumaya başladım. Gerçekten kelimelerin hakkını vermişti satırlarında ama tam en heyecanlı yerini okurken pat diye defter elimin arasından çekildi. Ahmet Akif, yaramazlık yapan bir çocuğa kızgın bakışlarını yollayan anne görevini itinayla yerine getirdi. Devam edebilir miyim? Merak ediyorum sonrasında ne olacağını diye rica etsem de onaylamazca başını iki yana salladı ve defterini koltuk altına sıkıştırdı. Sen yazdın değil mi hepsini? Çok güzel yazıyorsun gerçekten. Okumayı sevdiğini biliyordum ama yazdığını bilmiyordum. Bence dergilerde yayınlatabilirsin. Yarışmalara göndersen derece de alabilir diye düşüncelerimi peş peşe sıraladım karşımda oturan Ahmet Akif'e. Verdiği cevapsa net bir şekilde hayır olmuştu. Neden diye sordum merakla. Arkasına yaslanıp kollarını birbirine bağladı. Çünkü ben bilinmek istemiyorum. Bir yerlerde yayınlanıp da gelen yorumlara göre yazılarımı şekillendirmek istemiyorum. Bu bana özgürlüğüm kısıtlanıyormuş gibi hissettirecektir. Hem sadece sevdiğim için yazıyorum. İnsanların bilmesine gerek yok diye bir açıklama yaptı. Garip gelse de bir şey diyemedim. En azından ben okusam merak ediyorum diye küçük bir çocuk edasına bürünsem de sert duruşundan ödün vermedi. Ümit var bakışlarımı kısa süreliğine gözlerine değdirdim. En azından başladığım öyküyü bitireyim lütfen. Bakışlarında ufak bir yumuşama yakalamış gibi hissedince bir cümle daha kurdum ona. Hem bir yerde okumuştum. İnsan okuduğu şeyi yarım bırakırsa hafıza gelin eder oluyormuş. Yazık değil mi bana? Beyin hücrelerimin katili olmak istemezsin değil mi? Son cümlelerime hafifçe güldü. Yalandan yere oflayıp elindeki defteri bana uzattı. Sadece okumaya başladın öyküyü bitireceksin söz mü? Hevesle başımı salladım ve teşekkür ederim deyip defteri elinden aldım hızlıca. Ben başladığım öyküyü ararken o da ne demek sevgili Dilruba Hanım, beyin hücrelerinin katili olmak istemem sonuçta diye mırıldanıp test kitabını aldı önüne. O matematik problemleriyle boğuşurken ben de kendimi onun satırları arasında gezinir buldum. İşte böyle. Hala yazdıklarının hepsini okumak istiyorum. Belki bir gün ikna olur ve okutur. Deli mi olur? Gelelim başka bir konuya. Kızların geçen tekrar bize gelmelerinden bahsedeyim mesela. Önce Bilge geldi, sıkıca sarıldık. Hemen bana, çok özledim seni kuzum ya, biriciğimsin sen benim. Bütün gün kolundan çıkmayacağım, ikiz gibi gezelim. Anca duyarım sana diye güzel cümlelerini sunmaya başladı. Bu sırada kapı çalmış, ben duymamıştım, abim açmış. Abim de tam hafta sonu gelmişti bir ziyarete. Esra gelmiş. Odadan içeriye girdiğini fark eder etmez Bilge kolumdan çıkıp ona koştu sarıldı. Ben de şaşkınca onların kucaklaşıp cilveleşmelerine baktım. Alkış tutup çakma bir gülücükle... Vay vay vay, sen miydin bütün gün benim kolumdan çıkmayıp ikizim gibi dolanacak olan Bilge Hanım? Esra'yı görünce hemen beni sattın. Senden çok iyi tiyatrocu olur. Kişilik değiştirmeyi çok seviyorsun diye takıldım Bilge'ye ve onu hafifçe ettirip Esra'ya sarıldım. Ha ha ha, senden de çok iyi komedyen olur canım diye yanaklarımı sıktı ve Bilge ve hepimiz gülüştük. Öyle güzel bir gün geçirdik ki akşam abimle beraber kızları evlerine bıraktık. İyi ki var bu kızlar. Dava insanı olmayı, ileride mazlumlara ses olmayı hayal ettiğimiz dostlar iyi ki var. Hayat hep güzelliklerle dolu değil tabii. Kötü bir şeyden daha bahsedeceğim. Okulun son zamanlarıydı işte. Bir cuma günü çağını sınıftan bir arkadaşla konuşurken duydum. Sınıf sessiz olduğu için duymamam mümkün değildi. Hafta sonu buluşacaklardı. Çok heyecanlıyım, acaba nasıl bir şey falan diyordu çağın. Sonra kız, ne bileyim ben de ilk defa kafası güzel olacağım. Her gün içmiyorum diye yanıt verdi. Diyalogdaki anlamı kavradığımda içime bir acı çöreklendi. Ne yapabileceğimi düşündüm ama aklıma bir şey gelmiyordu. Yani benim kendi başıma yapabilecek bir şeyim yoktu. Konuşsam da söylediklerimi anlamayacaklardı zaten. Önce Allah'ın varlığını hissedip iman etmeleri gerekirdi. Hükümlerine inanmak için iman ve inanç olmadan Allah'ın yasalarını neden kabul etsinlerdi? Ha ha, ilk defa bu gibi bir durumla karşı karşıyaydım. Arkadaşlarım göz göre göre o kuyuya düşeceklerdi ve ben ne yapacağıma dair bir fikre sahip değildim. Zihnim sürekli bununla meşgul kaldı. Unutmamak için buluşacaklarını söyledikleri yeri ve saati defterimin köşesine eleştirdim. Çıkışta yine düşünceli düşünceli yürüyordum. Başımı kaldırdığım bir aralık önümden Ahmet Akif'in gittiğini fark ettim. Adımlarımı hızlandırıp ona yetiştim. Ahmet Akif, ismini seslenmemle beraber bana döndü.
Diderot'a, iyi görünmüyorsun. Ayrola. İlk başta ne diyeceğimi bilemedim. Sonra her zaman yaptığım gibi gelişigüzel daldım lafa. Sana bir şey söylemem gerek. Şüpheyle ve tedirginlikle bana bakıyordu. Söyle. Derin bir nefes alıp kaldırım taşlarını sere durdum. Bugün çağının ve sınıftan bir kız arkadaşımın konuşmalarına şahit oldum. Hafta sonu buluşacaklarmış. Bu konu hakkında konuşuyorlardı ve ben duraklayınca Ahmet Akif ve diyerek cümlenin devamını getirmemi bekledi. Ve pek hoş bir şey için buluşmayacaklar maalesef. Kafalarının güzel olacağından falan bahsediyorlardı, anlarsın ya. Buna engel olmamız gerek. Ne yapabileceğimi düşündüm ama çözüm üretemedim. Senin kardeşin belki yardımcı olabilirsin. Adımlarını durdurup elini alnına götürdü ve ovalamaya başladı. Sinirli ve çaresiz olduğunu anlayabiliyordum. Ben bile yoruldum çocuğun kendini aramasından, bulamamasından. O yorulmadı. Artık hangi dili anlayacağını biliyorum ben onun. Söylediğin için teşekkür ederim Dilruba. Nerede buluşacaklarmış? Söylediler mi konuşma arasında? Yavaşça başımı salladım. Evet, söylerim ama bir şartım var. Ben de seninle geleceğim. Dememe kalmadan, o iş yaş, unut bunu dedi kesin bir dille. Ama pes etmedim. Sadece çağın olmayacak ki. Nehirde olacak. Hadi çağını tuttun kolundan, aldın elinden. Ya nehir? Ben de onunla ilgilenirim. Belki yardımcı olabileceğim bir şey olur. Eğer kabul etmezsen söylemem nerede ve saat kaçta buluşacaklarını. Evet tabii, kabul etmek zorunda kaldı. İlle yapacaksın dediğini. Tamam ama başını derde sokacak bir şey yapmayacaksın diye söz aldı benden. Anlaştık ve sabah erken kalkıp kapıda buluştuk. Anneme sadece çarşıya çıkacağımı söyledim. Kiminle veya ne için olacağından bahsetmedim. Yalan söyleyemezdim. Söyledikleri yere varıp ağaçlık park alanında yürümeye başladık. Bir yandan da etrafta gözlerimiz onları arıyordu. Uzakta bir ağacın altında bir adamla beraber onları gördüğümüzde ise durup birbirimize baktık. Sakın yanımdan ayrılma ve arkamda kal diye tembih edip oraya doğru yürümeye başladı. Biz onlara doğru giderken adam da uzaklaşmaya başlamıştı. İyice yakınlarına geldiğimizde ellerindeki paketleri fark edebiliyorduk artık. Çağ'ın avucuna aldığı maddeyi ağzına götüreceği sırada Ahmet Akif öfkeyle kardeşinin bileğini kavradı. Çağ'ın avucundakilerin çoğu yere dökülmüştü. İki kardeş birbirlerine sinirle bakıyordu. Neyse şaşırmış bir şekilde hepimiz de gezdiriyordu gözlerini. ''Bırak kolumu!'' diye bağırdı Çağ'ın. Ama Ahmet Akif bırakmadı. Kucağındaki paketi de çekip aldı ve cebine attı. ''Ver onu geri!'' diye bağırdı bu kez Çağ'ın. Ahmet Akif ise öfkeyle kükremeye devam etti. ''Onu ilk kez böyle görüyordum.'' Vermiyorum da bırakmıyorum da. Ne ara kendini zehirleyecek kadar aptal oldun sen? O çok akıllı kafan çalışmıyor mu hiç bu pisliklerden uzak durman gerektiğine? Faydası değil, bilakis zararı olduğuna. Çocuk musun sen? Şeker değil bu. Çağ'ın ayağa kalkıp abisinin karşısına dikildi. Sana ne? Çocuğum belki. Şeker sanıyorum. Sana ne? Kendimi zehirlemek istiyorum. Sana ne? Ahmet Akif'in sabrı iyice tükeniyor gibiydi. Bana ne mi? Sen benim kardeşimsin be. Ne demek bana ne? İkisinin de bakışlarını birbirinden ayırmalarını sağlayan nehrin sesiydi. Çocuk değiliz hiçbirimiz. Kesin artık şunu. Herkes istediğini yapabilecek yaşta dedikten sonra bana döndü. Arkadaşını da alıp gider misin Diruba? Kendimden beklenmeyecek şekilde kararlı davrandım. Gidemem dedim nehrin bal rengi hallerine bakarak. Ona doğru yaklaşıp önünde dikildim. Gidemem nehir. Arkadaşlarımın sizin burada böyle bir şey yapmanıza göz yumamam. Lütfen sen de elindekini bana verir misin lütfen? Nehir alayla gülüp elimdeki paketi salladı. Neden vereyim? Hayrola, bizden aldıklarınızı siz mi içeceksiniz kafa kafaya verip? Söyledikleri canım yaksa da aldırmadım. Saçmalama dedim ve elimi boştaki eline uzattım. Sadece sevdiklerime zarar gelmesinden nefret ediyorum. Neden şimdi kendi ellerinizle kendinizi zehirlemenize göz yumayım? Hem fazla kaçırıp ölümle burun buruna gelmeyeceğiniz ne malum? Allah korusun. Ne anlayacaksın o elindekilerden yani? Kafan güzel olunca ne olacak? Unutacak mısın? Neyi, ne kadar? Sabah gözünü açtığında yine her şey aynı olacak. Kendine verdiğin zararla kalacaksın. Hatta belki farkında olmadan başkalarına verdiğin zararla. Sana bir şey olursa ailen üzülür diye düşünmüyor musun hiç? Suratındaki alaycı gülüş gitmiş, yerini ciddiyete bırakmıştı. Babamın belki haberi bile olmaz. Annem zaten yok diye tısladı dudakların arasından. Elimi ikimizin arasına uzattım. Annen yok mu? Emin misin? Ahirette seni bekliyordur belki. Öteki dünya için bekliyordur belki. Hem annen olsaydı ister miydi bunu yapmanı? İster miydi söylesene Nehir? Hangi anne ister? Ona bunu yapma. Anısına saygı göster. Bir annenin isteyeceği gibi bir evlat olmaya çalış ve elindekini bana ver lütfen.
Bunlar hiçbir şeyden kurtulmaya yaramıyor inan. İnsanın mutsuz olması da mutlu olması da kendi elinde. Ne oldu nasıl oldu bilmiyorum. Bir şeyler konuştum ve o gün Nehir bana elindekileri verdi. Çağın buna kızıp abisine ve bana öfkeyle bakıp yanımızdan uzaklaştı. Nehir ise bana sessizce ve anlam veremediğim bakışlar atıyordu. Bir süre baktı baktı Çağın'ın peşinden gitti. Üzerimdeki gerginlik beni yormuştu. Olduğum yerde çöküp ağaca yaslandım. Ahmet Akif de az ötemde bağdaş kurup derin bir nefes verdi. Başını geri doğru yatırdı ve gözlerini yumdu. Uzun süre sessiz kalmıştık. Benim merakım sessizliğimi bozan şey olmuştu. Sen nasıl ailen gibi olmadın? Onlardan ayrı değerleri benimsemene sebep olan neydi? Ahmet Akif bir süre duruşunu bozmadı. Cevap vereceğinden şüpheye düşmüştüm ki gözlerini açıp etrafa göz gezdirdi. Bir yandan da konuşmaya başladı. Tam olarak nasıl açıklanır bilmiyorum. Din kültürü hocamız adam gibi adamdı. Anlattıklarına kafa yorardım. Müfredattakilerden evvel yürekte olması gerekenlere değinirdi. Öyle düşündüm, düşündüm. Bu dünyada 40 yıl yaşayacaktık ya da 50 yıl. Hadi 60-70 yıl. Sayılı zaman içinde bu dünyadaydım. Peki ya sonrası? Sonsuzluk. Sonsuzluk süreç belirtilmeyen bir kavramdı. Düşünsene. Bir yerde olacaksın sonsuza dek. Sonsuza dek. Hep, hep. O yer ateşler içinde veya yeşil bahçeler içinde olacak. Sonsuza dek orada olacağım. Belirli bir zaman değil, hep. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyor insan. Akıl almıyor ama kalbe sığıyor. Ve o sonsuzlukta bulunacağımız yer için şu dünyada birkaç yıl feda etmek çok muydu ki? Düşünsene, sonu olmayan bir zamanda hep var olacağız ve bir yerde olacağız. Ve o yere bu kısacık zaman diliminde kendimiz elde edeceğiz. İnsan sınırlı aklıyla sonsuzluğu kavrayamıyor. Bir süre sonra çıldırtır bu insanı. Bununla başladım, sorguladım, sonrası böyle işte. Cümlesi bittiğinde yalnızca başımı sallayabildim. Çünkü haklıydı, sonuna dek, hatta sonsuzuna dek. İçimden şükrettim onun ailesi gibi olmadığına ve karşıma böyle çıktığına. Eve dönmek üzere kalkıp yürümeye başladık. Sonra aklıma o sıralar gündemde olan bir konu geldi. Filistin hakkında. Sınıfta dahi tartışılmıştı. Herkes başka bir şey diyordu ve ben ne düşüneceğimi şaşırıyordum. Ona sordum, ona açtım bu konuyu. Sonra tüm olgunluğuyla düşüncelerini bana döküşünü dinledim. Öyle güzel anlatıyordu ki bunları gerçekten araştırıp öğrendiği ve ilgilendiği belliydi. Hayran kalmamak elde değildi. Fikirleri çok mantıklı ve tutarlıydı. Olaya farklı pencerelerden bakıyordu. O gün ona bir kez daha hayran kaldım. Sonrasında o düşlerde kalan şarkılarımı gözlerin getirir sabahlarıma. Ahmet Akif Varlı. Akif, o bisikleti bırak yerine çabuk. Arabayla git, hava soğuk, hasta olacaksın. Babaannemin seslenişini tüm mahalle duymuşken benim duymamış numarası yapmamı yer miydi, yemezdi. En şirin gülümsemelerimden birini ona gönderip üstüne bir de öpücük yolladım avcumdan. Yakında zaten havalar iyice soğuyacak babaanne. Bırak da gidebildiğim kadar bisikletle gideyim. Seviyorum biliyorsun deyip bisikletimi atladım. Memnuniyetsiz bir şekilde başını iki yana sallayan babaanneme sallayıp uzaklaşmaya başladım. Rüzgar suratıma vurdukça üşüyordum ama yine de sıcacıktım. Çünkü zihnimden kalbime yol alan isim asla üşütmezdi beni. Hayatımın fazla tek düze olduğunu fark ettim bir kez daha. Ama şu an için benim gerçeğim de buydu. Söylemem ne kadar doğruydu bilmiyorum ama yok sayamayacağım bir gerçekti bu. Ben onu özlemiştim. Çok. Okulda zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Kendimi tekrar bisiklet tepesinde buldum. Sanki inmiş, içeriye girmiş, geri gelmiş ve tekrar binmiştim bisiklete. Zaman sadece şu anlardan oluşuyordu gerçekten. İçinde bulunduğumuz an vardı en çok. Onu değerlendirmeli, onu göndermeliydik sonsuzluğa. Bir farklılık yaparak eve değil de parka gittim. İçinde fıskiyeler bulunan havuzun kenarına oturup bir yandan su sesini, bir yandan da zihnimin sesini dinledim. Bakışlarım etraftaki çocuklara konuk oluyor ve geçmişe hasret duymama yol açıyordu. Küçük olduğum, saf ve mahsup kaldığım çocukluğuma. Dede, ben rüyamda Allah'ı gördüm diye tüm saflığıyla dedesine rüyasından bahseden bir çocuk. Bu evimizi, oyuncaklarımı, seni bana Allah ver dedi mi babaanne? Yaramazlık yaparsam, kötü olursam geri alır değil mi? Dediğim zamanlara hasret. Biraz kendime geldiğimi istediğince eve döndüm. Akşam yemeği yedik, sohbet ettik, sonra Berra'yla ders çalışmaya başladık. Ben artık yoruldum Akif abi, daha çalışmak istemiyorum.
Berra'nın arzusu üzerine saate baktım. Epeydir çalışıyorduk. Tamam o zaman prenses. Yatma saatine de az kalmış zaten. Hadi biraz oyna bakalım. Serbestsin deyip onu rahat bıraktım. Erkenden yatan babaannem hasta mı diye kontrol etmeye gittim. Bir şey yoktu şükür. Sadece yorulmuş. Artık iyice yaşlandığı için yoruluyordu tabii kadın. Odama geçip Dilruba'nın telefonunu aldım ve kulaklıkları taktım. İçeriye gidip Berra'nın karşısına oturdum. Müzik listesine gidip bir Ezgi açtım. Ezgi çalarken ben de Berra'yı izliyordum. Birden Ezgi bitti. Kulaklarıma bir ses doldu. Kalbimi yerinden oynatacak bir ses. Berra bana dönüp ''Müzik mi dinliyorsun?'' diye sordu merakla. Başımı yavaşça salladım. ''Evet, dünyanın en güzel meleği.'' Ve gelelim ses kayıtlarına. Ses kaydı 20. Geçen gün babam bizi gezmeye götürdü. Baktı ki ben derslerden çok yoruluyorum. Hadi biraz hava alalım dedi ve güzel bir emrivaki ile düştük yollara. Taraklı, göynük, mudurna gibi sıcak ve samimi modernitenin kokusunu henüz tamamen içine çekmemiş ve çekmemekte direnen güzel yerleri gezdik. Dönerken pencereden dışarıyı seyrediyordum. Yıldızlar çok güzeldi. Berra'ya yıldızları gösterdim. En parlak şu Dilba diye ayı gösterdi bana. Dolunay vardı ve Berra en parlak yıldız olarak onu gösteriyordu. Kocaman gülümsedim. O ay ablacığım ama doğru. Ayda bir yıldız sonuçta dedim yanaklarını sıkarak. Yolculuk devam ediyordu. Berra elini pencereye koyup ''Aa yıldızlar gidiyor'' diye endişeyle ve heyecanla bağırdı. Kendimi gülmekten alıkoyamayıp ''Yıldızlar gitmiyor Berra biz gidiyoruz'' dedim yanağına kocaman bir öpücük bırakıp. Aradan 5 dakika geçmişti ki bu kezlerin bir iş çekti Berra. ''Dilba, yıldız yakalamak istiyor canım'' dedi bakışları gökte. ''Allah'ım ya gel de yeme. Yıldızlar yakalanmaz ki ablacığım'' dedim üzünle. ''Ama kalbimiz hapsedilebilir.'' Ses kaydı bittiğinde Berra yanıma çağırıp kulaklıkları ona taktım ve kaydı başa sardım. Ablasının sesini duyunca gözleri parlamıştı. Heyecanla ve kocaman bir gülümsemeyle kaydı dinledi. Bittiğinde ise yavaşça ellerini kulağına götürüp çıkarttı kulaklıkları. Bakışlarını gözlerime çevirdi. ''Ablam dünyanın en güzel müziği mi Akif abi?'' Yavaşça başımı salladım ve ''Benim göğümün en güzel yıldızı.'' Ve gelelim tekrar kayıtlara. Az önceki kaydı dinledi sadece Akif. Bu diğer kayıtları dinlemedi. Bu da dinlemediği kayıtlardan biri. Ses kaydı 18. Hatırlıyor musun pembe toka olayını? Öhüm, ben onu gerçeğe vurmuş olabilirim birazcık. Geçen hafta Ahmet Akif'in doğum günüymüş. Hatice teyze sürpriz yapacaktı ona. Biz de davet etti. Ben kendim cesaret edemeyip Berra'ya verdirdim hediyesini. Pembe kurdeleri toka. Küçük paketi açınca anlamamışçasına baktı elindeki tokaya bir süre. Sonra kaşlarını çattı. Bu ne? Diye havaya kaldırdı tokayı. Berra da atlayıp ablamla benim hediyemiz. Saçların uzun ya dediğinde herkes gülmeye başladı kahkahalarla. Bazılarımızın gözlerinin yaşardığına bile yemin edebilirim. Elimi ağzımın önünde tutup gülüyordum. Arada bir bakışlarımı onun suratına misafir ediyordum tepkisini görebilmek için. Yandan yandan gülse de kaşlarını çatıp kötü kötü bana baktı. Çok komik diye göz devirip elindeki tokayı İvki ablanın kızına verdi. Al senin olsun bu dedi ve küçük kız da sevinerek aldı. Çok üzüldüm. İnsan hatıra olsun diye alır kenara koyar yani değil mi? Bunu hak etmişti. Çünkü benim doğum günümde de anneannem bana sürpriz yapmıştı bahçede. O sırada Ahmet Akif de test çözüyordu. Geldi elindeki paragraf kitabını bana uzattı. Doğum günün kutlu olsun Dilruba. Bu da hediyen olsun. Önceden haberim olsaydı daha faydalı bir şeyler alırdım. Bununla idare edeceksin artık. Paragraf kitabını anlamamışçasına baktım bir süre. Bu ne Ahmet Akif? Kitabı almamı bekliyordu hala. Türkçe test kitabı. Sen geçen gün dememiş miydin Türkçem zayıf diye? Al işte çözersin de Türkçen gelişir dediğinde gözle verip kitabı ucundan ettirdim ona doğru. Sağ ol sen çöz. Sınava girecek olan sensin deyip ama olmadı ben ciddiyim artık senin deyip gitti ve masaya oturup eline kalemimi aldı test çözmeye başladı. İlk başta karman çorman duygular içine girsem de sonra toparlandım. Akşam ortalığı toparlarken test kitabını elime alıp oturdum ve kapağını açtım. En üstte yazan Ahmet Akif Varlı yazısını görünce gülümsedim ve sayfaları karıştırmaya başladım. Kitabın çoğunu çözmüştü, paragrafların yanlarına notlar almış, bahsedilen konular hakkında kendi düşüncelerini yazmıştı, boş olanlara. Bunu fark edince mutlu olmuştum. Onun bir şeyler hakkında ne düşündüğünü anlayabilirdim. Sanırım ilk düşündüğümün aksine aldığım en güzel hediyelerden biriydi. Öyle işte, ama şimdiye bir baksana,
Ahmet Akif başka bir şehre gidecek üniversite için. Hem de birkaç gün sonra. Bazen hafta sonları görebileceğim gelince. Onun harici o olmayacak. Sanırım. Sanırım onu özleyeceğim. Ve ses kaydı 19. Artık onu nadiren görüyorum. Ve o yokken hissettiğim hasret, kendim onunla geçen zamanlarda buluşum, sözleri, gülüşü, gözleri, hepsi bana yüreğimin işgal edildiğini aykırıyor. Belki de işgal dememeliyim, buna yakışmıyor. Fethetmek demeliyim. Bugün kendi kendime konuşurken, bilirsin bunu çok yaparım, Berra geldi yanıma, tutturdu. Abla söyle, kim kime dedi kalbini, ben gidip kurtarırım diye. İçime bir sıcaklık yayıldı. Sıkıca sarıldım ona. Çocuk olmak bir başka. Saf, iyi niyet, yanlış ne bilmiyorlar. Ona fethedilen ülkeleri kurtarmanın fethedilen bir kalbi kurtarmaktan daha kolay olduğunu söyledim. Kalp nasıl kurtulabilir ki? Bir yolu varsa da ben bilmiyorum ve sanırım bilmek de istemiyorum. Çünkü beni yakıp kavuran duygulara rağmen kalbimin topraklarında mevsim bahar. Ve ses kaydı 20. Bugün onu gördüm. Öyle normal bir karşılaşma olsaydı keşke. Ama yine garipti, ben gibi. Bir zamanlar odasında her bir nesnenin yerinden oynamamasına titizlik gösterecek kadar takıntılı ve garip olan ben. Hayatımı isteğim doğrultusunda yönlendirmeye çalışan ben. Bunun içimdeki Narsisya'nın işi olduğuna daha yeni fark eden ben. Meğer o kitaplarımın yerini neden değiştiriyorsun anne? Ben böyle koyuyorum, bilmiyor musun demelerim. Lavabonun içine tabakları koyma diye bin kere diyorum ama beni duyan ve anlayan kim diye istemedi işlerim. Eşyalarımın neyin nerede nasıl duracağı hakkında olan takıntım, hepsi bundan dolayıymış. Hayatımı kontrol etme çabam, hayatımın benim ellerimde olduğu ve onu benim istediğim gibi işleteceğim fikri, yani benliğim. Mustafa Ulusoy'un Aynalar Koridorunda Aşk kitabını okuyunca çok iyi anladım bunu. Ve o kitabı okuyunca kendi duygularımı da sorguladım. Dedim ki, ben gerçekten seviyor muyum, yoksa öyle olduğunu mu sanıyorum? Kitaptakilerden yola çıkarak bu sorularıma cevap aradım. Yanıtlarım da ne kadar dürüstüm bilmiyorum ama sanırım ben gerçekten, yani ben karşılaşmamızı anlatayım en iyisi. Annem 5 yıldır kullandığı emektar telefonu tuvalete düşürmüş, bozulmuş telefon çalışmıyor. Babam donestem etmiş ve surat yapmış. Bunlar başladılar tartışmaya. Altı üstü bir telefon, tuşlu telefon hem de. En fazla kaç para sanki? Beni kızdırma bak, gider kendime en pahalı telefonu alırım. Annemin söylenmelerini bilirsin, susmaz. Babam da sinirlidir, o da karşılık verir. İki inat küçük kar toplarını yuvarlar ve dev bir çağa dönüştürür. Öyle oldu. Berra korkuyla bacaklarıma sarıldı. Yeter artık, susun, Berra'yı korkutuyorsunuz. Anne babam olamazsınız, sizi döverdim diye bağırdım onlara. Babamsa bana dönüp, ya sen sus kızım, gidin şuradan diye tersledi. Annem de onu, neden çocuğa bağırıyorsun diye tersledi. Kavgaya devam. Ben de sinirlendim, gözlerim doldu. Berra'nın kolundan tuttuğum gibi dışarıya çıktım ve yan bahçeye geçip onu anneannemin kapısına bıraktım. Gitmeden önce kapıya vurup, anneannem kapıyı açınca gid içeriye Berra diye tembihlemeyi unutmadım. Tekrar bizim bahçeye geçmek için demir kapıdan çıkıyordum ki karşımda birden bir beden belirdi. Neredeyse çarpıyordum. Kafamı kaldırıp kısa süreliğine göz göze geldiğimde Ahmet Akif olduğunu gördüm. Aynı anda binanın kapısında Berra belirip abla diye bana bağırdı. Gir içeriye Berra diye bağırıp öfkeyle eve doğru yürümeye başladım. Ahmet Akif peşimden, ne oluyor Dilruba diye seslense de aldırmadım. Dilruba diye bağırıp az sonra da önümde bittiğinde onu dikkate almak zorunda kaldım. Çocuk daha yeni gelmiş meğer. Elindeki çantayı kenara atıp önümde dikilmiş. Anne ve babam öfkeliydim ve sinirden ağlamıştım yine. Başımı eğip gözyaşlarımı sildim. Bir şey yok. Anne baba olmuş ama daha büyüyememiş ebeveynlere sahibim o kadar. Artık buna bir son vermek lazım diye kısa bir açıklama yaptım başımdan gitmesi için ama öyle bir niyet yok gibiydi. Ben arkamı dönüp asıl kıyameti koparmak üzere eve gidecektim ama yine önümde dikilmişti. Dilruba, tamam sakin ol, hadi gel. Gel biraz hava al, bahçede oturalım derken kapının önüne geçti. O varken kapıdan geçemeyecektim. Hayır lütfen çekil desem de dinlemedi. Çekil Ahmet Akif, çekil işte diye sesimi yükseltirken başımı da öfkeyle kaldırmıştım. Gözlerinde rastladığım yeşiller zaten hava almama yetmişti. Haftalar sonra aniden karşımda görünce garip bir etki yapmıştı. Çekilemem. Bak, Berra dözülecek lütfen. Bana biraz güveniyorsan dediğimi yap. Sakinleş. Şurada oturup temiz hava al. Hadi dediğinde itiraz edemedim. Gözlerine rastlayınca, rüzgar kokusunu ciğerlerime doldurunca
reddedemedim. Bahçede sessizce oturup biraz hava aldım. Sonra üşümeye başladım. Evden öylece çıktığım için üzerimde sadece elbisem vardı. Biz de içeriye girdik. O gün anneannemde kaldık Berra'yla. Ertesi günde eve gitmedim. Annemle babam gelip gönlümüzü alana dek de eve dönmedik. Akşam mesaj attı. İyi olup olmadığımızı sordu. İyiyiz dedim. Ama keşke engel olmasaydın. Olması gerektiğinden bahsetti. Sonra iyi olun yazdı. Berra'yı sordu. Çocuk işte. İki güzel lafa kanıyor dedim. Hem sen sanki sen kanmıyor musun yazdı. Sadece kanmış gibi yaptığını söyledim ona. Çünkü gerçekten öyleydi. İnsanlar karşısındakini aptal sana tekrar inandır rolünü çok severlerdi. Ben de hep işin gerçeğini bilen ama bilmemezliğe vuran biri değil miyim zaten? Tekrar inanmış gibi yapan taraf değil miyim? Aptal rolü yapan ama gün gelecek sabrım tükenecek ve ben üzerimdeki tüm kostümleri yırtıp atacağım. Tüm rollerden sıyrılacağım. O zaman benden korkabilirler. Sonrasında göklerden bir haber gibi durumut. Görünmez bir yerde saklanmış mahcup. Ahmet Akif Valli. Bir döngünün içinde kar olup gidiyorduk. Yine sabah olmuştu ve yeniden doğmuştuk bir güne. Bisikletime atlamış ve okula doğru gidiyordum ki bakışlarıma kaldırımın kenarında oturmuş küçük bir çocuk takıldı. Bisikleti durdurdum, kulaklığı ırkamın cebine sıkıştırdım ve inip ufaklığın önünde durdum. Merhaba. Küçük oğlan başını kaldırıp zümrüt yeşili gözlerini bana dikti. Konuşmayacağını anladığımda tekrar ele aldım sözü. Ben Akif, senin ismin ne bakalım? Küçük çocuk beni yine cevapsız bırakmıştı. Merak etme sana zarar vermem. Hem benim de senden birkaç yaş küçük bir kardeşim var. Şimdi söyle hadi, ne yapıyorsun burada böyle? Kayıp mı oldun? Başını iki yana sallamıştı. Bu güzel bir gelişmeydi. Peki neden burada böyle hüzünlü hüzünlü oturuyorsun? Küçük çocuk bir süre susmaya devam etti. Tam ben tekrar konuşacakken hareketlenmişti. Susup ne yaptığını seyrettim. Benden saklamaya çalıştığı bir gözyaşını siliyordu. İçime bulunan duyguya engel olamadım ve onama göğsüme yaslayıp sıkıca sarıldım. Saçlarının üzerine bir öpücük kondurduğumda ağlaması şiddetlenmişti. Ağlamasına izin verdim. Ağladı, ağladı. Kim bilir o taze yüreğinde neler birikmişti. Zamanla hıçkırıkları azaldı ve sakinleşti. Geri çekilmek üzere kıpırdandığımda onu serbest bıraktım. Yanaklarındaki ıslaklığı elimin tersiyle silip tekrar bana çevirdi yumruk gözlerini. Bu kez konuşacak gibiydi. Öyle de oldu. Küçük çocuk konuştu. Ben onun hikayesine tanık oldum. Söylediklerine ne diyeceğimi bilemeyerek hüzün ve şaşkınlıkla kulak verdim. Ağzımı açıp konuşmaya çalışsam da kelimeler çıkmıyordu dışarıya. Abi, sence ben çirkin miyim? Kötü müyüm? Pis miyim? Sen çok iyi bir insansın, bana sarıldın. Ama kimse beni sevmiyor. Neden annesi ve babası olmayan çocukları sevmiyorlar? Yoksa ben Iraklıyım diye mi? Oysa benim de dedem Türk, annem ve babam Iraklı. Onlar orada doğmuş. İnsanlar çok kötü abi, çok kötüler. Bizim evimizi basmışlar ben bebekken. Annemi dövmüşler, babam da onlara karşı çıkmaya çalışmış, annemi kurtarmaya çalışmış, onu vurmuşlar. Öldürmemişler ama annemi döverlerken o da görmüş, komşular diyordu ki senin ananın namusu kirletilmiş, baban da ölmüş. Anan dayanamayıp kendini vurmuş. Peki namusu kirletilmek ne demek? Ben bilmiyorum ki. Annem ve babam o kötü insanlar yüzünden öldü. Ben anneme meleğim diyorum, babama da kahramanım diyorum. Başkaları ise bana gülüyor böyle söylediğim için. Benimle kimse arkadaş olmuyor burada. Zaten Irak'ta da çok az arkadaşım vardı. Neden böyle oluyor? Biz pis insanlar mıyız? Annemin namusu kirletildi diye mi? Babamı vurdular diye mi? Neden böyle? Bu duyguyu nasıl açıklayabilirdi ki insan? Nasıl bu çocuğa teselli verilirdi şimdi? Ne denirdi de yürek yangını sönerdi bu yavrunun? Ben sadece dona kalmıştım. Tek yapabildiğim onun zümrüt yeşili gözlerine bakmak, bakmak ve yine bakmaktı. Zihnime üşüşen binlerce hissi tercüme edemiyordum. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Besmele çektim içimden ve Rabbime dua ettim dilimin bağını çözmesi için. Bak, senin annen gerçekten melek ve baban da kahraman. Sen başkalarının dediklerini umursama, tamam mı? Onlar kalpleri taş kesilmiş insanlar. Seninse yüreğin pamuk gibi.
Öyle temizsin, öyle güzelsin ki sen. Sana pis diyenlerin gözleri de kalpleri de kör olmalı. Hem zaten ırk ayrımı yapan insanlardan ne beklersin ki? Sen bana güven ve şimdi söz ver. Bir daha onların dediklerine inanmayacak ve kulak asmayacaksın. Anlaştık mı? Hem ben sana arkadaş da olurum. Sadece bende değil. Sana arkadaş olacak bir babaanne ve kardeşim var evde. Sen nerede oturuyorsun? Şimdi bana onu söyle. Evdekiler merak etmesin. Söylediklerime inanmıştı. İnanmak için en başından beri de hazırdı, biliyordum. Çünkü inanmaya ihtiyacı vardı. Parmağını uzatıp arkamdaki evi işaret etti. Dönüp baktığımda küçük tahta bir evle karşılaştım. Gözlerim tekrar onun gözlerini bulunca çocuk gülümsedi. Abi baksana, senin gözlerinde benimki gibi, orman gibi, ağaçlar gibi. Benim annem adımı Elvan koymuş. Renkli anlamındaymış. Bütün renkleri içinde barındıran hani. Çocuğa tebessüm ettim. Ne güzel bir ismi varmış öyle. O zaman resmi olarak en baştan danışalım bakalım. Ben Ahmet Akif, sen de Elvan deyip elimi uzattım ve parmaklarını avucumun içine bıraktı. Memnun oldum Ahmet Akif abi. Ben de çok memnun oldum Elvan. Şimdi benim gitmem gerek. Sen tam 4'te beni burada bekle, tamam mı? Seni yeni bir arkadaşla tanıştıracağım. Gözlerine heyecanlaştı ve gerçekten mi diye sordu mutlulukla. Tabii ki deyip ayağa kalktım ve bisiklete bindim. İnanmakta güçlük çektiği belliydi. Kim bilir ne yıkımlar yaşatmışlardı da böyle olmuştu. Geleceksin değil mi diye bağırdı arkamdan. Başımı sallayıp seslendim. Geleceğim söz, Akif sözü ve hızlı hızlı sürdüm bisikleti. Metin hocanın odasına gittiğimde küçük bir azar işittim. Neyse ki sonrasında başıma gelenlerden bahsedince yumuşadı ve iyi hadi artık kalk da derse geç deyip elindeki kalemi çevirmeye başladı. Siz gelmiyor musunuz? Çok acil yapmam gereken bazı şeyler var. Bu ders senin. Başımı sallayıp dersim olan sınıfa doğru yürümeye başladım. Akif hocam, sesiyle adımlarımı durdurup gözlerimi yumdum ve içimden bir besmele çektim. Adım seslerinin iyice yaklaştığını duyunca aradım göz kapaklarımı. Yeri seyretmeye başladım, sonra da duvarlardaki projeleri. Siz geç kalmazsınız, bir sorun yok ya, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Hayır, bir sorun yok ve yardımcı olabileceğiniz bir şey de yok. Teşekkür ederim Helin Hanım. Müsaadenizle derse gireceğim deyip sınıfın kapısına doğru kocaman adımlar attım. Sevindim öyleyse. Ben de derse giriyorum derken yanımda bitmişti. Kapının biraz ötesinde durup elimle içeriği gösterdim. Önden buyurun. İtiraz etmedi ve gülümseyerek içeriye girdi. Arkamdan kapıyı kapatarak ben de girdim ve selam verdim herkese. Günüm başlamış oldu. Çok şükür ki dersler bittiğinde Metin Hoca bugün erken gidebileceğimi söylemişti. Büyük zevkle bisikletimi atladım. Eve vardığımda saat erkendi. Berra'yla ders çalışıyorduk fakat hemen sıkılmış ve mola vermek istemişti. Biraz tembel bir kızdı. Çalışmayı sevmiyordu. Oysa ki çok zekiydi. Eğer usluca ders çalışırsan, bir saat daha sabredersen sana sürprizim olacaktı oysa. Dediğimde heyecanlandı. Gerçekten mi? Ne sürprizi diyerek koluma sarıldı. Seni bugün bir arkadaşla tanıştıracağım. Eğer iyi anlaşırsanız sık sık bize gelir ve oynarsınız. Hem gündüz evde canın da sıkılmaz. Berra bu sürprize çok sevinmişti. Bir saatin ardından elimdeki kaleme koyup kitabı kapattım. Bugünlük bu kadar Berra Hanım deyip gülümsedim. Ne? Bir saat mi oldu? Şaşkın ve heyecanlıydı. Babaannem onun bu haline gülmeye başladı. İşin ucunda ödül olunca zaman geçiyor işte derken gözlüklerini düzeltti ve ördüğü kazağa dikkatini verdi. Berra, o zaman artık gidelim diye ayağa kalktığında babaannem, dur yavrum gel önce yanıma bakayım, şunu üzerine tutalım, büyük olmasın sonra diyerek kazağa işaret etti. Berra babaannemin yanına gidip dediğini yaptı. Az sonra yola çıktık. Önce bakkaldan onlar için yiyecek bir şeyler aldık. Sabah Elvan'ı gördüğümüz yere giderken yol boyu Berra'nın sorularını dinledim. Birçoğunun yanıtını ben de bilmiyordum. Tanışınca ona sorarsın dedim ve sonunda sabahki yere geldik. Elvan'ın çoktan gelip bizi beklediğini düşünüyordum ama yoktu. Bu beni şaşırtmıştı. Berra, hani nerede arkadaşım diye sormuştu fakat aynı soruyu ben de içimden soruyordum. Biraz bekleyelim gelir dedim ve kaldırıma oturduk. Berra'yla el kızartmacı oynamaya başladık beklerken sıkılmamak için. Saate baktığımda yarım saat geçtiğini fark ettim ve endişelendim. Meraklandım da. Sabah gösterdiği eve bakıp bir çelişki içine düştüm. Yine de bir şey yapamadım. Berra, neden arkadaşım gelmedi Akif abi? Hani gelecekti? Yine arkadaşsız mı kaldım diye surat atsa da elimden bir şey gelmedi.
Zihnime bizim ufaklıkların şimdi kim bilir ne kadar büyümüş olduğu düştü. Eve doğru yürümeye başladığımızda Suriye'ye geri taşınmışlardı 2 sene önce. Elvan bana onları hatırlatmıştı. Berra'ya baktığımda üzgün olduğunu gördüm. Oysa az evvel çok sevinmişti bir arkadaş olacağı için. Gerçekten insanın ne yaşayacağı belli olmuyordu. Yolun sonuna varmıştık ki arkamızdan gelen ses bizi durdurdu. ''Abi, Akif abi durun!'' koşarak bize doğru geliyordu. Elvan gülümseyerek Berra'ya baktığımda onun da gülümsediğini gördüm. Elvan yanımıza vardığında nefes nefeseydi elimi omzuna koyup ''Sakin ol oğlum, az otur şuraya'' dedim ve kaldırımın kenarına oturduk hepimiz. ''Abi, gideceksiniz diye çok korktum'' dedi zar zor. Dedemi doktora götürmüştük. Yol parası yetmeyince eve kadar yürüdük. O yüzden geç kaldım, kusura bakmayın. İçime vuran sert dalgaları onlara belli etmemek adına gülümsedim. Hiç önemli değil. Hadi siz tanışın bakalım. Elvan ve Berra az önceden beri birbirlerine kaçamak bakışlar atıyorlardı. Bunu beklediklerini biliyordum. Berra elini uzattı. Ben Berra. Elvan da aynı şekilde elini uzattı ve kendini tanıttı. Tebessüm ettim. Şimdi biz arkadaşız değil mi diye sordu Berra merak ve heyecanla. Elvan daha ne heyecanlı yanıt verdi. Evet, arkadaşız. Ve gelelim yine kayıtlara. Ses kaydı 21. Selamünaleyküm. Zaman ne garip bir kavram, anlayamıyorum. Bir yandan öylesine hızlı, bir yandan da öylesine yavaş. Dönüp bakıyorum ardıma, sanki hiçbir şey kalmamış elimde. Öyle çabuk geçmiş ki, oysa sanki bu yıl bitmeyecek gibiydi. Sınava bir ay kaldı. Ne çabuk zaman. Ona ise bir ömür. Ne yavaş zaman. Geçen hafta çok garip bir şey oldu. Sabah sınıfa erken gitmiş ve arkaya oturmuş chat çiziyordum. Sınıf boştu. Az sonra ise Çağan geldi. Günaydın dedi ve ben de ona dedim. Sonra beklemediğim bir şekilde yanıma geldi. Öndeki sıraya oturup bana doğru döndü yüzünü. Sana bir şey soracağım dedi. Meraklandım. Buyur sor dedim. Sır tutabilir misin dediğinde anlam veremedim ve içimden geleni söyledim. Başımı sallayarak bu konuda iyiyim. İnsanlar da öyle olduğumu söyler dedim. Sır tutmaktan bahsedeceğini sandım ama yanılmışım. Peki hiç aşık oldun mu diye sordu. Güldüm istemsizce. Neden soruyorsun ki dedim. Ya ona göre bir şey anlatacağım. Sen söyle aramızda hiç aşık oldun mu diye tekrarladı. Normalde yakınlarım hariç birine böyle şeyleri söylemeye cesaret edemez veya çekinirdim, lakin o an yalan söyleyemeyeceğimi de biliyordum. Hem bunda hep bir şey de yoktu. Başımı salladım evet dedim. Ya ama Allah aşkından falan bahsetmiyorum. Normal bir insana olan aşkı kastediyorum dedi. İçten içe güldüm. Hatta biraz dışıma da kaçtı o gülme. Tamam işte ben de zaten ondan bahsediyorum oldum dedim ya diye yanıtladım onu. Başını salladı. Yalnız çok şaşırdım şu an. Senden beklemiyordum dedi. Neden? Ben insan değil miyim? Hepimiz insanız sonuçta. Yo öyle değil. Sen böyle dikkatlisin ya ondan. İslam aşka karşı değil. Sadece sınırları korumayı emrediyor. Kafasını salladı. Bir süre sessiz kalıp tekrar konuştu. Bense o sırada bir erkekle bunları konuştuğuma inanamıyordum. Bence aşk acı veren bir şey dedi ve ne tepki vereceğimi bekledi. Elbette can yakan kısımları var dedim yalnızca. Sonrasında bana bu konuyla ilgili bir sırrını açtı. Ben de dinledim ama epey ağır geldi bu yük bana. Bir sırrın yükünü ilk kez bu denli hissettim. Sınıfa biri geldiğinde ben de ona birkaç tavsiye veriyordum. Konuşmamız bölünmüş oldu, sustuk. Dışarıya çıktım ve sırrımın ağırlığı altında ezildim. Bu sırrı bilmemiş olmayı isterdim ama biliyordum. Kimseyle bu yükü kimseyle paylaşma ihtimali de yoktu. Ben de Allah'a dua ettim. Bu sırrın yükünü hafifletmesi için. Ve ses kaydı 22. Sınav bitti. Bu cümle ne kadar basit söyleniyor, oysa çok zor geliyordu. Ama bitti. Çocukluk hayalim ellerimin arasında öğretmenlik. Elhamdülillah. Ve ses kaydı 23. Şu sıralar dikkatimi çeken bir şey var. Abim, ne zaman Esra ile telefonda konuşsam selam söyle diyor veya bize geldiklerinde karşılaşınca arada bir ona bakarken yakalıyorum onu. Eve bırakıyor onu. Benimle beraber. Nedense normal değil gibi. Abim her seferinde kendi hisseyle benim arkadaşımı evine bırakacak. Hadi canım. O 3 yaş umursamayıp abi demesen de olur demez mi geçen gün? Ben bile abi diyorum. O niye demeyecekmiş? Akşam bunun hesabını sormaya kalktım ona. Seni sinir etmek için söyledim yalnızca dedi. Çünkü eskiden ona abi demek istemezdim. 3 yaş az gelirdi ama pek inanasım gelmedi. Dün gelip
Sınav bitti. Güzel bir üniversiteye yerleştin. Bir tebrik ödülü vermek istiyorum sana dediğinde çok mutlu oldum. Sinemaya gideriz, oradan yemeğe. İstersen başka şeyler de yaparız. Ha, bir de kitap hediye alırım, en sevdiğin. Mutlulukla sarıldım abime, bu odama geçtim. İstersen Esra'yı da çağır. Onunla daha çok eğleniyorsun ya, ondan diyorum. Bilge'yi de çağırabilirsin diye arkamdan seslendi. Ben işkillenirim. Arkadaşıma göz koymuş olmasın. Bu erkeklere güven olmaz. Sonrasında sana yakınım ve sana uzağım. Tutulmuş, varamaz elim ayağım. Ahmet, Akif, Varlı. Kapıyı ısrarla bir kez daha tıklattım fakat açan olmamıştı. Evde olduğu belliydi ama bana kapıyı açmıyordu, öyle mi? Ben ona ne yapacaktım ki sanki? Kızcağızı ne hale getirmişlerdi, yazık. Eski hayatından herkes ilişkisini keser olmuştu anlaşılan. Ama ona ihtiyacım vardı. Esra, lütfen aç kapıyı, lütfen. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Yardımına ihtiyacım var. Dilruba için lütfen. Bekledim, açılmadı. Yaşadıklarını bir başkasının da yaşamasına razı mı olacaksın böyle? Belki bir ipucu, bir umut elde ederdik seninle Esra. Belki, dedim ve sustum. Kelimelerim gittikçe susuyordu. Ama o umudu da sen aldın sanırım. Neyse, canın sağ olsun. Allah'a emanet ol. Kapıdan uzaklaşıp yürümeye başladım. Bahçe kapısını arkamdan kapatıp sokakta ilerlemeye devam ettim. İçimde tarif edemediğim bir ağırlık vardı ve bana fazla geliyordu. Çok fazla. Akif? İsmimin seslenildiğini duyunca az evvelki o ağırlık şöyle azıcık geçivermişti. Adımlarımı durdurup arkamı döndüm. Esra mahcup bir şekilde bana bakıyordu sokağın ucundan. Yanıma doğru yürümeye başlayınca ben de ona doğru yürüdüm ve ortada bir yerde buluştuk. Esra epey toparlanmış görünüyordu. Buna sevinmiştim. Derin bir nefes alıp konuştu. Nereye götürmüş olabileceğini bilmiyorum. Ama düşüneceğim. Aklıma bir yer gelirse sana haber veririm. Başka da yardım edebileceğim bir şey yok zaten. Teşekkür ederim dedim ve başımla selam verip yanından ayrıldım. Eve gittiğimde kapının önünde gördüğüm bir çift küçük erkek ayakkabısı beni gülümsetti. İçeriye girip ceketimi askıya asarken kulaklarıma çocukların sesi dolmaya başlamıştı bile. Berra, senin ablan nerede? Bilmiyorum Elvan. Abimle beraberler ama Akif abim bulacak onu. Getirecek bana. İyi de abinle berabermiş işte. İyi dur o zaman. Neden üzülüyorsun ki? Abim çok kötü oyunlar oynuyor Elvan. Ablama zarar geliyor hep onunla oyun oynarken. O yüzden abimden uzak durmalı ablam. Sonra canı yanıyor. Ben seninle hiç kötü oyunlar oynamayacağım Berra. Hep güzel oyunlar oynayacağım. Hiç korkma, tamam mı? Tamam, korkmam ki zaten senden. Boğazımda düğümlenen acıyı hafifletmek için mutfağa gelip bir bardak su içtim. Gözlerimi yumup bir süre sakinleşmeye çalıştım ama olmuyordu. Yapamıyordum. Onun canının yandığını düşünmek beni delirtiyordu. Dayanamıyordum artık. Bulmam lazımdı onu. İyi misin oğlum? Arkamı dönüp beyaz turbanlı babaannemin nur yüzüne baktım. Değilim babaanne, dedim ve içimdeki yıkık çocuğu gören babaanneme sarıldım sıkıca. Aa, Akif abim gelmiş. Mutfağın kapısına gelen Berram'ın küçük bağırışı üzerine Elvan da yanımıza koşmuştu içeriden. Hoş geldin Akif abi. Hoş buldum canlarım benim deyip tek dizim üzerine çöktüğümde biri bir yanıma diğeri diğer yanıma gelip sarılmışlardı hemen. Onlar biraz davalandıktan sonra Elvan'ı evine bırakmış, Berra'ya biraz ders çalıştırmıştım. Sonra da yatağını açacaktım ama benimle yatmak istediğini söylemişti. Berra kollarımda yatıyordu, gözlerimi kapattım. Bir süre sonra ufak parmakları gözlerime dokundu. Gerçekten kirpiklerin uzunmuş dediğinde gözlerimi açtım. Seninkiler de uzun Berra, hem de çok güzel. Berra mutlulukla başını salladı. Bir keresinde ablam buna demişti ki, hayatta gördüğüm en uzun kirpikler Ahmet Akif'in, sonra da senin. Sen birincisin, ben ikinci. Ama büyüyünce geçeceğim seni. Suratıma kırık bir tebessüm yayılırken Berra gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Suratımdaki kırık tebessüm uzun süre orada kaldı. Tebessümün de kırık olması ayrı bir acıydı. Kırık bir kalpten ancak kırık bir tebessüm geliyordu. Yahut kırmış bir kalpten. Ve gelelim kayıtlara. Ses kaydı 24. Kirpiklerinin gölgesinde yaşayabilirim. Ses kaydı 25. Bugün çarşıya gitmiştim ve caddenin kenarında dikilip Esra'yı beklerken etrafa bakınıyordum. Küçük bir çocuk takıldı bakışlarıma. Elinde bir poşet vardı, bir de karton. Kartonu yolun ortasına koyup üzerine oturdu. Sonra da poşeti açıp içinden mendil çıkararak önüne dizdi hepsini.
güneşin altında duruyordu ve ne bir şapkası vardı ne de bir şey. Kalbime bir burukluk yerleşmeye başlarken derin bir nefes aldım. Tam o tarafa doğru bir adım atmıştım ki görüş alanıma tanıdık bir silüet girdi. Şan. Çocuğun önünde durup bir şeyler söyledi ve sonra aynı hizaya gelebilmek için yere çöktü, bir şeyler konuştular. Çocuk tam birkaç mendil alıp para uzattıktan sonra ayağa kalktı ve elini hadi anlamında uzatıp çocuğa gülümsedi. Çocuk önündeki poşete topladı mendillerini, sonra da ayağa kalktı ve Çağan'ın uzattığı elini tutup ona ayak uydurarak yürümeye başladı. Gözlerimle takip ettim onları. Bir kafeye oturdular. Az sonra Çağan garsona işaret verip bir şeyler sipariş etti. Tüm bu tanık olduklarım beni kocaman gülümsetmişti. Bizim lisedeki vurdum duymaz, başkalarına düşünmeyen Çağan mıydı bu? Hani sıra arkadaşım olan ve zamanında böyle insanlar için bizden daha zenginler be onlar, hiçbirinden bir şey almam diyen. Allah'ım dua etmeye devam edecektim ona. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Görüşmeyle değişmişti anlaşılan. Onu görünce tabii aklıma kimin geldiği, kalbimin yine kim diye attığı malumdu. Çok özledim. Öyle çok ki. Ses kaydı 26. Elimde bir fotoğraf. Baka kaldım dakikalarca. Gülümseyen bir yüz. Gözlerime yaş doldu. Bir türkü doldu kulaklarıma. Aldı, itti beni derin kuyulara. İçimdeki çıralarda, dışımdaki törelerde bilemezsin nerelerde, nerelerde buldum yer seni. Pencereye sertçe çarptı yağmur, sanki yüreğimi döver gibi. Gök öyle bir gürledi ki korktum, çok korktum ama onun dönmeyeceğinden değil tabii. Zormuş, çok zor, ayda yılda bir rastlayıp da görmek en bir sevdiğini. Gözlerimi kapatıyorum o var, zihnime şu yanılar. Saklambaç oynamalarımız, otobüs yolculuklarımız, sohbetlerimiz, bir çocuğu sevişi, bir kediyi besleyişi, bir köpekle oynayışı, büyüklere saygısı, konuşması, susması, hepsi ama hepsi bir girdap gibi sarıyor benliğimi. Ona dair çok şey var ama yok. Varken de yok. Bir başselam verecek kadar var belki, gerisi yok. Ne ondan öncesi ne ondan sonrası yok. Allah'ım yardım et. Bu yükle yaşanmıyor. Ses kaydı 27. Uzun zaman sonra konuşacağım böylesine. Uzun zamandır konuşmadığım, konuşamadığım denli konuşacağım bugün. Hayat nasıl da beklenmedik anlarda beklenmedik imtihanlar koyuyormuş insanın karşısına. En büyük imtihanlarımdan birini yaşadım. Etkisi hala üzerimde olan bir imtihan. Üniversitemin ilk yılı bitmiş daha yenice. Bilge ve Esra ile buluşmuştuk. Oradan dönüyordum. Saat akşam 10.30 civarı. Karanlık sokakta adamlarımın sesi yankılanıyor. Etrafta pek ses seda yok. Sessiz. Sağdaki sokaktan biri çıktı ve "Hey, abimin evi ne taraftaydı?" diye seslendi. Aldırmadan yürüyecektim ama bu ses tanıdıktı. Durdum ve arkama doğru döndüm. "Çağan, sen misin?" "Oo Dilruba Hanım, iyi oldu sana rastladım." diye konuşmaya başlarken bir yandan da bana yaklaşıyordu. Normal yürüyüşünden biraz farklıydı. Üstelik konuşması da biraz tuhaftı. Önümde durup eliyle alnını ovaladı. "Abim nerede? Beni ona götür. Götür de görsün alemi. İyi bir insan olmaya çalıştım ama olamadım. İnsanlar izin vermediler. Ne kötü olabiliyorum ne de iyi. Yoruldum artık ben." Çağan anlaşılan alkollenmişti. Ne yapacağımı ve ne diyeceğimi bilmeyerek sustum. Fakat bu onu kızdırmıştı. "Bir şey desene!" diye bağırdığında korkarak yerimden sıçradım. Sakinleşip konuştum. "Sen kötü biri değilsin. Hadi seni dedenlere götüreyim. İyi değilsin." "Sen de iyi değilsin. Abimi özlüyorsun sen de. Ama o kendini sevenlerden kaçıyor. Korkan teki." Çağan'ın bağırışları üzerine yoldan iki silüetin bize yaklaştığını fark ettim. Biri 20'li yaşların ortasında, biri de 30'lu yaşlarda gösteren iki kişiydiler. "Ne bağırıyorsun kardeşim gece gece? Hanımefendiye rahatsız mı ediyorsun yoksa?" Henüz ben ağzımı açmadan Çağan yanıt vermişti bile. Büyük bir hataydı. "Sana ne? Evet rahatsızlık veriyorum sana ne? İstersen bağırırım, istersem severim." Adamın biri öne doğru atılacakken diğeri onu tuttu. "Kes lan bir de sarhoş şuna bak. Defol git şuradan hadi. Uza uza yoksa kimse tutamaz beni." "Tutmasın tutma abi bırak. Bakalım ne olacak. Hadi bağırıyorum bak. Kızı da rahatsız ediyorum. Mahalleyi de rahatsız ediyorum. Ne yapacaksın?" Tartışma giderek büyüyordu ve benim yatışması için söylediğim hiçbir cümle onların kulaklarına girmiyordu. Adamın biri Çağan'ın suratına yumruk indirdiğinde elimi şaşkınlıkla ağzıma götürdüm. "Durun yapmayın kendinde değil o lütfen." "Laf yetiştirirken gayet kendinde görünüyor abla değil mi lan?" Çağan gülerek burnundan sızan kanı sildi.
Hepsi satışacak yere Rio'da bulmuşlardı işte birbirlerini. Ama burada zararlı çıkan çağın olacaktı ve kimseye bir şey olsun istemiyordum. Birden yumruklar ve küfürler, bağırışlar havada uçmaya başladı. Ne olduğunu anlayamamış bir şekilde kala kaldım. Çağın tekmelendiğini görünce oraya atladığımı hatırlıyorum. Durun diyorum, insafınız yok mu sizin? Kendinde değil işte, bırakın onu, gidin yeter. Sen karışma diye birinin beni kolumdan geri ittiğini hatırlıyorum sonra. Aniden dengemi kaybedip düştüğümü, başıma yayılan derin acıyı, yanaklarımda hafif bir nemlilik hissettiğimi, çağının adımı seslendiğini, suratımdaki bir damla yaşı sildiğini ve gözlerimi açmamı söylediğini. Sonrası boşluk. İçimdeki o derin boşluk bedenimi de ele geçirmişti ve tamamen hapsolmuştum. Yıllar gibi geldi. Kaldım o boşlukta. Güzel rüyalar gördüm. Uyanmak istemedim. Ama sonra biri geldi ve beni çağırdı. Gitmek istemediğimi söyledim. Gitmem gerektiğini söyledi bana. Yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birinin yardıma ihtiyacı varsa duramazdım ki ben. Uyandım o güzel düşümden. Acıyla uyandım. Annemin gözyaşları, babamın sevinciyle. Çağına özgürlük oldum. Akif'e bir gidiş. Berra'ya abla oldum yine. Aileme evlat. Ama kalan oldum. Yine ve yine geride kalan. İki kişinin ifadesine karşın Çağ'ın tek başına verdiği ifade inandırıcı olmamıştı. Komaya girişinden suçlanmıştı. Zaten alkollü olduğu için tüm oklar ona yönelebilirdi kolayca. Öyle de olmuştu. İfadem onlara dek Çağ'ın tutsaktı. Hele zihni, asıl zihni ve kalbi tutsaktı. Pişmanlık onu adam etmişti. Kötü biri olduğuna tamamen inanmaya meyillenmiş. Uyandığımda ziyaretime gelmişti, konuşmuştuk. Ben de Çağ'ın da uyanmıştık uykumuzdan. Ben rüyalarımdan, o da kabuslarından uyanmıştı. Hiç beklemediğim şey ise onun gelişiydi. En uzun gidişinden hemen önceki gelişi. Geçmiş olsun deyişi, bir an gözlerinin gözlerime değişi, yıllardır özlemini çektiğim bir şeye kavuşmuş gibi hissedişim. Uyanmayacaksın diye çok korktuk deyişi. Çok şey söylemek istesem de susuşum. Sonra susuşu ve o garip gerginlik. İnsan bazen çok şey söylemek istiyor. Ama tek yapabildiği kırık bir tebessüm etmek oluyor. Ardından gidişin. Bir daha da uzunca süre dönme işin. Ben hala sır gibi saklıyorum seni ama takip. Ben bu yükü hala taşıyorum. Sen git, git sen. Ama keşke giderken alsaydın kalbini de, kalbimi de. Ben de kalınca yaşayamıyorum. Yüreğim sen dolu çünkü. Sonrasında genişle ey kalbim kardan sözlerle. Ayıkla ve yıka pıhtılarını. Ahmet Akif Valli. Rastgele seçtiğim bir ağacın altına oturdum ve çantamdan kitabımı çıkarıp okumaya başladım. Manevi dağları koparılan bir gençlik elbette kendisini küçümser. Memleketin ne ahlakını ne de adaletini beğenir. Ne yazık ki kendi uygulamak istediği ahlak ve adaleti tam olarak bilmemektedir. Öğrendiği gayet adi bir takım mevzuları ve tavırları taklitten daha ileri geçmemektedir. Bilmezler ki yaşamak arzusunda bulunduğumuz bu ülkede halkın dinine ve inancına hürmet etmezsek bize kimse katılmaz ve yalnız çürük bir cemiyet halinde kalmaya mahkum oluruz. Size dünyayı hüsrana götüren doktrinden söz edeyim. İçimize bir kurt gibi giren felsefeden. İşte gaflet uykusuna yatanlar ülkemize bu düzeni getirmek ister. Marx'ı ister. Marx için mülkiyet yoktur. Marx için din bir afyondur. Marx için aile kadına hastalıklı bir süstür. Marx için evlat sevgisi yoktur. Her şeyden evvel cemiyetleri karıştırmak için dinin tenkidinden başladı. Dini insan yaratmıştır. Din insanı değil diyordu. Dinin imha edilmesi halkın gerçek saadetinin icabıdır. Dinin tenkidi, din yüzünden akan gözyaşlarının doldurduğu bir vadide yeşeren bir filiz olmalıdır. İşte bu zihniyete kanıp bizi hüsrana götüren zihniyete alkış tutuyoruz. Ey asil milletimin asil evlatları, sizlere sesleniyorum. Bizler birbirimize düşersek bundan kimler faydalanır? Birbirimize kurşun sıkarsak yaralarımızı kim saracak? Eksiklerimiz, hatalarımız yok mudur? Kim demiş? Bilelim ki hakka niyet olan düşünce hakkaniyetsizlerin bataklığına saplanırsa harplerin en şerefsizi kazanılabilir. Mananın maddeye, müdafaanın düşmana ön verişi, ölçüsüz ve mantık dışı iyimserliklerle mümkündür. Bütün imanlı ordular bu şartlar altında katledilebilmiştir. Tarih bize uyan diye haykırıyor.
Bir öğretmenin dinsiz oluşu mana ifade etmez, öğretmenin talebesine dinsizliği telkin etmemesi şarttır. Bu millet birlik ve beraberliğe susamıştır. Bu millet tek ağızdan çıkan haykırışa susamıştır. Bu millet milli duyguların galeyana gelişine susamıştır. Ezan sesini duyunca yavaş yavaş toparlanıp camiye doğru yürümeye başladım. Bu park huzurluydu. Su sesi, kuşlar, yeşillik. İnsan kendini dinleyebiliyordu. Namazdan sonra duama yine ilk onu kattım. Sonra az önceki ağacın altına geri döndüm. Bu kez yalnızca oturdum ve sustum. Kendimi dinledim. İçime doğru yöneldim. Canımın yanışını hissettim. Bir karga gagalıyor gibiydi kalbimi. Telefonum çalınca bir dün dünyaya çekilmiş gibi hissettim. Babaannem arıyordu. Açtım. Oğlum, hadi gel de gidelim artık. Bekliyordur deden. Geliyorum babaanne. Bisikletime doğru yürüdüm. Hava bozmaya başlamıştı. Aldırmadım. Gök gürültüleri içimde çaktı. Yağmur damlaları yüzümü ıslattı. Sürdüm. Ve gelelim kayıtlara. Ses kaydı 28. Hayat ne garip değil mi? Nedense çok söylüyorum bunu son zamanlarda. İnsan büyüdükçe hayatı tanıyor ve tanıdığı hayat yabancı geliyor içinden çıkılan saf çocukla. Doğuyoruz, büyüyoruz, okula git, iş yap, çalış, gez, tüket, harca, ya sonra hiç beklemediğin anda ölüm çalıyor kapıyı. Biliyorsun içten içe, ölüm hep seninle ama görmüyorsun yanı başındaki ölümü. Hayatın her anı ölüm ve doğumdan oluşurken doğumları görüyorsun da ölümleri görmüyorsun. Sahici gelmiyor ölmek fikri. Sanki en son kendimiz ölecekmişiz gibi. Bazen ölüm ölümden önce geliyor. Sevdiğin birine uğruyor elbelce. Ve dünya bir an duruyor. Anımsıyorsun unuttuğun ölümü. Ya çokça ölümden bahsediyor ya da ağzını bıçak açmıyor ölüm hakkında. Ölümle karşılaşınca da bu ikisinden gayrısı olmuyor. Çoğunlukla da ölüme karşın susmayı tercih ediyoruz. Bir kaybediş olmadığını ölümün unutuyoruz. Azrail'e ebedin ebesi denir, unutuyoruz. Unutunca çok acıyor. İnsan neden diyor neden? Unutmayanlar da var ama yine de can yakıyor. İlle ayrılık fikri. Ölümle ne çok bağdaştırmışız ayrılığı. Belki de ondan sevdiklerimizden ayrılınca öldük diyoruz zaman zaman. Ah, ne çok ölüm dedim. Ama buraya nereden geldiğimi söylemedim. Deden bildiğim adamın ebede yolculuk etmesinden geldim ölüme. Ben ölüme daha evvel de geldiğimi sanırdım. Bilmezmişim meğer. Süleyman amcam vefat etti. Tahmin edilebileceği gibi hepimiz çok üzüldük. Lakin kendi üzüntüme bir de Ahmet Akif'in kızarık gözlerinde gördüğüm yaşlar katıldı acı acı. Uzun zamandır görmediğim Ahmet Akif'i gördüğümde ağlıyordu. Görmem için hep acı şeyler olması gerekiyordu. Ama ben acı şeyleri sevmiyordum. Acılar içindeyken onu gördüğüme nasıl sevinebilirdim ki? Sonra çağının elleri. Gitmiyor gözümün önünden. Babaannesi bahçedeki çiçekleri sularken gelip arkadan sarılış sıkıca. Dedem beni affeder değil mi deyişi. Ağlayışları sıkıca birbirlerine sarılıp. Neden babaanne? Dedemle daha yapacak şeylerimiz vardı. Neden öldü? Ölüm neden var? Sevdiklerimizden ayrılmak zorunda mıyız? Hani Allah bizi seviyordu? Dedem öyle demişti geçen. Seviyorsa neden aldı onu bizden diye sorgulayışları ve ona yanıt veren ses. Ölüm ayrılık değil Çağan. Vuslat. Ölmek doğmaktır. Yeniden doğmak. Hem de ebede doğmak. Seni sevene kavuşmandaki bir basamaktır ölüm. Ayrı kalmadan kavuşmanın diğerini nereden bileceksin hem? Dünya ayrılık yeri olan. Ayret değil. Hem deden senin affedilecek bir şey yaptığını düşünmedi ki affetsin. Sen hep onun küçük Çağan'ı oldun. İnatçı, asi, huysuz, yaramaz, laf anlamaz ama merhametli, duygusal, saf. Peki sen neden ayrılık yaşatıyorsun abi bize? Hastalık ya da ölüm mü olması gerek yüzünü görmemiz için? Neden yapıyorsun bunu? Ben, babaannem, Dilruba, seni nasıl arıyoruz etrafta ama yoksun? Onları duyduğumu bilmiyorlardı çünkü bahçenin karanlık bir köşesine sinmiş oturuyordum. Ahmet Akif'in yanıtını merakla beklemiştim. Konuşmayacak sanmıştım ama son anda duyuldu sesi. Dedim ya, ayrılıklar güzel vuslatları doğurur. Ne saçma. Ayrıldıklarına döndüğünde bulamayabilirsin abi. Unutma. Ayrılık. Ne sanıyorsun sen Can? Mesafeler mi? Kalplerde olur böyle şeyler. Benim kalbim sizinkilerle bir attıkça ayrılmış sayılmıyoruz bana kalırsa. Ama yok. Mesafe girince gönülden de ırak oluyorsak o başka.
Bunu biz biliyoruz. Dilruba biliyor mu peki? Yeter artık Çağan. Dilruba, Dilruba. Sana mı kaldı onu düşünmek? Evet, çünkü sen yokken onun gözlerindeki acıya ben rastlıyorum. Senin yüzünden. Ben ona umut verecek bir şey yapmadım veya söylemedim. Bu mesele değil abi. Mesele seni seviyor olması. Sense korkuyorsun. Sevilmekten korkuyorsun. Kaçıyorsun seni sevenlerden. Evet, kaçıyorum. İstemiyorum sevilmekte, sevmekte. Artık üzerime gelme. Böyle bir zamanda kalbimizi kırmayalım birbirimizin. Yeterince kırıklar zaten. Haklısın dedi Çağan ve gitti. Ahmet Akif. Ve sustu Çağan. Ve ağladım ben. Ve son. Bir dedemi daha yitirdim dünyada. Ahirette beni bekleyen iki dedem oldu. Süleyman amcam artık yüreğimde yeşeren bir tomurcuktu. Lakin Ahmet Akif yüreğime gömmem gereken bir adamdı. Ses kaydı 29. Ölümler, doğumlar, hüzünler, neşeler. Hepsi bir hayattı cidden. İnanamıyorum ama abim gözlerimin önünde en yakın arkadaşım Esra'ya bildiğin açıldı. Ama ben tahmin etmiştim zaten ne zaman. Bilge, Esra ve ben pikniğe gitmiştik. Abim de beni almaya geleceği için nerede olduğumuzu biliyordu. Kızlarla salıncakta salınırken Esra birden durdurdu salıncağı. Ne oldu dedim ve ben de yavaşladım. Doğukan, yani şey, abin gelmiş. Başımı çevirip baktığımda ben de abimi görmüştüm. Abi, daha 2 saat vardı beni almaya gelmen için diye söylenerek salıncaktan inmiştim ve abimin yanında bitmiştim. Seni almaya gelmedim dediğinde şaşırmıştım. O zaman neden geldin? Görürsün şimdi deyip yanımdan geçti ve kızlara doğru yürümeye başladı. Arkasından anlamsızca baktığımda arkasında bir demet çiçek tuttuğunu fark ettim. Esra salıncakta oturuyor, Bilgi de salıncağın direğine yaslanmış dikiliyordu. Ben yanlarına doğru yürürken abim Esra'nın önünde durdu ve arkasındaki çiçeği ona doğru uzatıp ''Esra, bu senin için'' dedi. Esra şaşırmış, ''Benim için mi?'' diye gevelemişti ve birkaç saniyeliğine abimle uzun sürede çiçekle bakışmıştı. ''Evet, senin için rahatsız edici bir durumsa gerçekten çok üzgünüm ama daha fazla içimde tutamadım. Sana dünyanın en güzel çiçeklerini almaya vesini. Yanında olma hevesimi, seninle konuşma hevesimi, sesini duyma hevesimi, bakışlarında kaybolma hevesimi ve daha bir sürü şey daha fazla içimde tutamazdım. Benim ağzım kocaman açılırken, gözlerim yerlerinden çıkacak denli büyürken Esra sakince susuyordu. Abime bak sen, içinden şair çıkacak birazdan diye mırıldandığımda abimin kötü bakışlarına maruz kaldım. Sonra tekrar Esra'ya dönünce bakışları yumuşadı. Kabul edecek misin dedi. Kabul edip etmeyeceği sorduğu şey yalnızca çiçek değildi. Hepimiz anlamıştık artık. Bizzat abimdi, sevgisiydi. Esra'nın ne diyeceğini, ne yapacağını merak ediyordum. Kararsızca bana baktı, gülümsedim. Bilge'ye baktı, o da gülümsedi. Sonra yine bir an abime baktı, abim de gülümsedi. Esra ürkekçe çiçeğe uzandığında abim derin bir nefes almış. Ben de istemsizce alkışlamıştım. Vay be, en yakın arkadaşım ve abim. Yabancıya gitmeyeceksin demiştim ben sana Esra diye içimden gülmüştüm. Dışa vursaydım abimin garip bakışlarına maruz kalabilirdim sonuçta. Zaten yalnız kaldığımızda Esra'ya daha neler neler söylemiştim sonradan. Öyle de garip bir gündü. Ses kaydı 30. Abim Esra'ya evlenme teklif etti. Kız istemedi, nişandır derken düğün tarihini de aldık. Haydi hayırlısı. Ses kaydı 31. İnsanlar bana da sıra geleceğini söyleyince hem ağlayasım hem gülesim geliyor. Ben hala şarkılarda Ahmet Akif'i duyuyorum çünkü. Ben sende tutuklu kaldım deyince o düşüyor zihnime pat diye. Sanki bir an olsun çıkıyor da düşsün. Abim damat oldu. Sıra bana gelmedi, gelmez de bu gidişle. Esram gelin oldu. Öyle güzel oldu ki bolca ağladım. Aldığımızda da verdiğimizde de benden. Hem kız tarafım hem erkek. O yüzden çok ağladım tabii ki canım. Başka neden olacak? Abimle Esra'yı kol kola görmek bir garip. Daha alışamadım ama çok mutlular. Allah daim etsin. Öyle çok seviyorum ki onları. Ses kaydı 32. Babam rahatsızlandı. İnsanın gölgesine sığındığı ağaç hastalık kapınca nasıl da canı yanıyormuş. Haftaya şehir dışında bir doktora görünecek. İyi bir cerrah diyorlar. Rabbim şifa versin inşallah. Başımızdan eksik etmesin onu. Esra ile abimin de ayrı bir derdi var. Esra gebe olamıyor. Zor bir ihtimalmiş. Abim de buna biraz üzüldü. Ama dua ediyoruz. Yeğen sevdiğim günlerde gelecek inşallah. Ses kaydı 33. Yine her şey tepetaklak. KPSS sınavını kazandım ve atamaları bekliyorum.
Tek iyi yer bu şu an hayatımda. Bir de Berra. Berra olmasa neye tebessüm edeceğimi bilmiyorum. Babam doktordan doktora, tedavilerde geziyor. Esra'nın bozuk moralinin sebebini ısrarla öğreniyorum. Abimle aralarının iyi olmadığını söylüyor. Abimin son zamanlarda değiştiğini, onun kalbinde kendini hissetmediğini söylüyor. Nasıl inanayım? İnanmak istemiyorum. Ama neden bu sus peki Esra? Yalan söyleyecek değil. Ama abim de onu öyle çok seviyor ki bu da inanılası değil. Neye inanacağımı bilemiyorum. Ses kaydı 34. Esra abimden ayrılmak istedi ama abim şiddetle itiraz etti. Acı bir tartışma sonrası Esra babasının evine gitti. Abim ise delirdi. Neler oluyor böyle? Anlam veremiyorum. Esra neden böyle yapıyor? Abim onu sevmese boşanmaya izin verirdi zaten. Babamsa ayrı dava. İstanbul'da hastaneye yatırdılar. Durumu ciddiydi fakat annem son görüştüğümüzde iyiye gittiğini söyledi. Hadi inşallah. Ses kaydı 35. İnanıyorum. Esra'ya nasıl da inanmamışım. En yakın dostuma nasıl inanmamışım. Abim ne ara böyle bir insan olmuş? Abim gerçekten değişmiş. Ama neden ve nasıl? Bana elini bile kaldırdığını bilmediğim abim bana vurdu. Berra gelip odaya girmese daha da vuracaktı belki. Durdu, sustu, Berra'yı odadan kibarca def edip önümde çöktü. Elini havaya kaldırdığında ürkerek geri çekildim. Yanağımdaki gözyaşını sildi, özür diledi. Fısıldayarak defalarca özür diledi ve sıkıca sarıldı bana. Normal değildi. Abim gerçekten normal değildi. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Sükunette Kelimeler. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çok beğendim ben bu hikayeyi. Yani seslendirirken keyif alıyorum. Böyle okurken içime geçiyor hikaye. Böyle anlatılanlar. Yani o duyguyu okurken hissediyorum. Ben bunu daha önce okumadım bu hikayeyi. Yani ilk defa hem okuyayım hem seslendiriyorum. İşte yazar hanımın daha önce kitaplarını seslendirmiştim. Hani ona güvenip hiç okumadan bilmediğim bir hikayeyi seslendiriyorum. Ve yani sizinle birlikte aynı şeyleri hissediyorum okurken. Ben de ilk kez işte ne yaşayacaklar, hikaye nasıl gelişecek bunları sizinle beraber öğreniyorum. Gerçekten güzel bir hikaye. Sonunu merak da ediyorum. Bir sonraki bölüm final bölümü olacak büyük ihtimalle. Dediğim gibi değişik, güzel bir hikaye. Bu yazarımızın başka bir hikayesi vardı. İşte yıllar önce seslendirdiğim İslam bir hikaye değil. Orta şekerli böyle. İslam yok ama aykırı şeyler de yok şimdi. Eğer dinlemek isterseniz YouTube'da arama kısmına Yıldızlara Tutunmak, sesli kitap, Yıldızlara Tutunmak, Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Çok güzel, çok naif, çok ince bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.